Yaşamın kaynağıdır. Hava, su ve toprak. Yaşamak için tüketmek zorunda olan insanoğlu, gereksinimleri sonucu oluşan atıklar konusunda çok da dikkatli davranmıyor. Peki ne yapmalıyız? Çevre kalitesinin muhafaza edilmesi, korunması ve iyileştirilmesi için geri dönüşüm konusunda çok dikkatli olmalıyız. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinde trafik yoğunluğuna bağlı olarak gürültü kirliliğine maruz kalıyoruz. Bunu önlemek için trafik kurallarına uymalı, gereksiz yere korna çalmaktan kaçınmalıyız. Katı atıkların geri dönüşümünün daha kolay ve çabuk sağlanması için çöplerimizi ayrıştırarak biriktirmeli, toplama noktalarına bırakmalıyız. Yerleşim yerlerinin artması, nüfusun çoğalmasıyla su tüketiminin artmasına bağlı olarak atık su miktarı artmıştır. Gereksiz su tüketilmemesi konusunda kamuoyu oluşturmalıyız. Daha iyi yaşam şartlarına ulaşmak, gelecek kuşaklara yaşanılacak bir ülke, dünya bırakmak için çok daha dikkatli olmalıyız. Doğal kaynakları dikkatli kullanmalı, doğal ve kimyasal atıkların geri dönüşümü konusunda çok daha hassas olmalıyız. Atık pillerimizi çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atarsak geleceğimizi karartırız. Daha aydınlık, daha temiz bir gelecek için atık pillerimizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakalım. Kızartma işleminden sonra oluşan bitkisel atık yağları lavaboya dökersek geleceğimizi karartırız. Daha aydınlık, daha temiz bir gelecek için bitkisel atık yağlarımızı biriktirip atık yağ toplama noktalarına bırakalım. Ambalaj atıkları çöp değildir. Ambalaj atıklarını ayrıştırarak atmazsak geleceğimizi karartırız. Bir ton kağıdın geri kazanılmasıyla 17 ağacın kağıt üretimi için kesilmesini önlemiş oluruz. Daha aydınlık, daha temiz bir gelecek için ambalaj atıklarını ayrıştırarak atalım.
Merhaba değerli ETV izleyicileri, merhaba değerli Manisalılar. Bugün sizlerle Avrupa yolunda Manisa adı altında sürdürdüğümüz programlardan birisinde daha birlikteyiz. Bu programda Avrupa Birliği ve Türkiye çevre politikaları ve uygulamalarını tartışacağız değerli konuklarımızla. Biliyorum ki bu programın sonunda bizi izleyenler gibi biz de ufkumuz bu konuda biraz daha genişlemiş ve yeni bilgiler edinmiş olarak ayrılacağız. ETV son yıllarda özellikle 2015 yılı içinde Avrupa Birliği'ni çok sıkça gündeme getirdi. Bunun da nedeni Avrupa Birliği programlarından birisinin içinde olmasıydı. O konuda size bir metni okumak istiyorum. Çünkü burası isimler de olduğu için, rakamlar da olduğu için bunun aynen geçmesinde yarar var. Erdinç Yayıncılık, Tanıtım, Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Avrupa Birliği Bakanlığı'nın sorumluluğundaki Sivil Toplum Diyaloğu Medya İşbirliği'nin güçlendirilmesi teklif çağrısına sunduğu Yüksek Standartlar Avrupa Yolunda Manisa başlıklı proje 163.630 euro hibe ile merkezi finans ihale birimi tarafından sözleşmeye bağlanmıştır. Proje ETV, Denge Gazetesi ve Kanal Avrupa ortaklığında yürütülmekte olup Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gazeteciler Cemiyeti'nin iştiraklarıyla yürütülmektedir. Bu programlardan daha önce de yapıldı. Bugün biraz önce de belirttiğim gibi Avrupa Birliği ve Türkiye çevre politikaları ve uygulamalarını sizlerle tartışacağız. Konuklarımı tanıtmadan önce ETV elemanlarının, genç çalışanlarının yaptığı sokak röportajlarını izleyeceğiz. Daha sonra konuklarımı tanıtacağım ve burada konuyu tartışmaya geçeceğiz. Çevre politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'yi ve Avrupa'yı kıyasladığınızda? Valla son dönemde Türkiye çevre standartlarında Avrupa'ya geçti bile. Çok sıkı çevre denetimleri söz konusu. Tamam mı? Tabii malum bizim kanayan yaramız olan Gediz'imiz var çevre konusunda. Vali Bey'in de açıklamalarını ben gazeteden, Denge'den de takip ediyorum. Eski bizim çocukluğumuzda biz orada yüzerdik. Şimdi tabii tabii canım ve balıklar çoktu orada. Sazan balığı ve yılan balığı çoktu ablam. Ama şu anda tabii Türkiye bir sanayileşme sürecine girdiğinde pek çok şeyi göz ardı etti. Sanayileşelim, nasıl olursa olsun sanayileşelim düşüncesiyle ve ondan sonra problemler çıkmaya başladı. İşte çevre problemi gibi birçok zirai üründeki atık problem şey gibi, zirai ilaç kalıntısı gibi birçok problemle karşı karşıya kaldı. Ama Türkiye çevre standartları açısından belki de dünyanın ileri ülkelerinden çok daha ileri bir konuda, çok sıkı bir şey var, takip var o konuda yani. Çevre konusunda da duyarlı olmak lazım. İnsanların rastgele her yere çöp atmaması gerekir. Yani ne bileyim, Avrupa sistemini yakalamak için bazı şehirlerimiz konuda, mesela özellikle İzmir. Adam gerekli yeterli çöp tenekeleri koymuyor sokaklara. Bunların eline gelen her şeyi sokağa atıyor. Ondan sonra ne diyeyim, Manisa'mız veya buna benzer diğer güzel örnek şehirler de var. İzmir, Aydın, Nazilli, buralar çok temiz. Belediyelere burada çok iş düşüyor. Çevreyi daha temiz tutması için gerekli önlemler alması gerekiyor. Halkımızın da duyarlı olması gerekiyor. Şimdi doğalgaz gelince tabii biraz daha çevre olarak temiz oluyor. Eskiden sobalı oluyordu. Yani biraz daha faydası oldu doğalgazın. Peki Avrupa Birliği standartlarına erişebilmemiz için neleri değiştirmemiz gerekiyor çevre hususunda? Vallahi doğalgaz olunca şey olur yani, her şey yoluna gelir yani, en büyük kömür. Vallahi onlar konusunda bir şeyim yok. Ben bir temiz bir yerde yaşadığım için, Gördes'teyim, bir köyündenim. Temiz bir havası var. Yani çocuklarım için geldim buraya. Burada da yeniyim, 3-5 yıllık. İşte bir emekli olup memleketime geri dönmek. Ya buranın havası bile beni rahatsız etti. Eğitim. Eli. Eğitim. Evet, yani en başta yani çocukluktan
başlayan bir şey. Eğitim vermek gerekiyor bütün insanlara. Yani şu bardağı içtikten sonra buraya koymakla iş bitmiyor. Her tarafta çöp var, bilmem ne var. Önce eğitimle her şeyi halletmek gerekiyor. Çevre kirliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa Birliği standartlarına erişebilmemiz için çevre kirliliği konusunda neleri düzeltmemiz gerekiyor? O tamamen kültürle alakalı. İnsanların eğitim seviyesi yükselecek. Ve artı mesela Manisa'yı da düşünürseniz Manisa eski bir yerleşim. Manisa'da artık hani birçok altyapı asfaltın altına kaydı. O ana yolun altındaki yerleşimlerde biraz düzgünlük var. Buralar eski yerleşim. Osmanlı'dan kalma yer. Şehir sokakları dar, evler dar. Şehir planlamacılığı yapacaksın. Yani kentsel dönüşüm denilen olay. Evleri yıkacaksın, yeniden siteler yapacaksın. Bu eski evler evlerini yıkabilecek bir belediye başkanı var mı veya ne bileyim bir vali, bir idareci var mı? Yok, yıkamaz yani. Nasıl yıkacaksın, bu adam bu evini yıktırmaz. Veya şu mesirin oraları yıkılacaktı, meydanlar açılacaktı, yeni binalar yapılacaktı. Yapabiliyorlar mı? Yapamazlar. Yani çok zor. Devlet gücü lazım veya insanları razı etmesin. Tarımsal alanların imara açılması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O zaten tam başlı başınca yanlış. O Cumhuriyet'in ilk döneminde yapılmış yanlış. Mesela ne bileyim, Manisa'daki sanayinin Selendi'de, Gördes'te olması lazım. Oralar dağlık arazi, o bölgelerde olması lazım. Güzel mi? Ovalar gitti. Ya şu an Manisa organize sanayisi komple ovada zaten. Birinci sınıf tarım arazisi. O araziler gitti. Saran'da da aynı. Saran'la Manisa birleşiyor artık. Komple birinci sınıf tarım arazileri katlediliyor. Doğalgazın geldiğini düşünürsek şu an bir adım yol alınıyor gibi geliyor yani. Çevre kirliliği eskiye nazaran kömür kullanmaktan ziyade doğalgaza dönüşümü olumlu buluyorum. Çevre düzenlemesiyle ilgili de belediye iyi çalıştığını düşünüyorum yani. Vallahi önce halkımızı bilinçlendirmemiz lazım. Mesela ben burada bilinçli değilim, ben sigara içiyorum. İşlemem lazım. Alo. Adam burada oturuyor. Alo. Çayı döküyor, yerini döküyor yere. Önce insanlarımız bilinçlenmesi lazım. Çevre görevli yazın iyi. Ama kışın tabii sobalar yanıyor. Şimdi doğalgaza gelse dair genelde yanan sobalar var. Eski binalar sağlam. Çok eski, 78-79 zaman binalar yakın. Temelleri dahil derin. Ama şimdi yeni yapılan binaların %90'ı şu dize kadar temel kazıyorlar, demiri döşüyorlar, dikiyorlar binayı. Yarın bir deprem olduğu halde yıkılıyor. Bizim gerçek burası deprem bölgesi olduğu için bizim burası hafif geçiyor ama hızlı geçen yerler başka. Kocaeli olsun, Kocaeli, İstanbul, oraları deprem, Erzincan deprem bölgesi, Erzurum deprem bölgesi, Güneydoğu deprem bölgesi. Her bölgenin değişik yerlerinde belki inşaat yapılarında herhangi bir ziraat, inşaat mühendislerinin yaptıkları raporlarda incelenlerde bazı zaman yeri deliyorlar. Ne? Depreme dayanıklı mı diye. İnceleme yapıyorlar. Depreme dayanıklı olsun diye. Ama bizim Manisa'da %90'ı temel, yeni yapılan binalar %90'ı temeller zayıf. Bak şu gördüğün binalar 78'lerde, belli adım 79'larda oldu. Ama bunların temeli derindir. Ben biliyorum, hatırlıyorum. Ama değil, yeni yapılan Tokyo bakıyla yani temelleri bilirsin. Demir döşemiş adamın altına. Mühim olan ne kadar derin olursa temel, o kadar depreme dayanıklı olur. Bana göre belediye gönüllüde çok güzel işler yapıyor ama müsrif işleri de çok. Şahsıma ben bu belediye başkanı, ben bu havuzu yapmazdım buraya. Orada daha önce başka havuzlar yapmış mesela. Ben bu havuzu yapacağımı başka yere başka bir şey yapardık. Hizmeti. Burası zaten belki 3. 4. park oluyor. Benim gördüğüm kadar. Ben 30 seneden beri buradayım. Bunu seven var ama müsrif oldu bana göre. Burada daha önce 2 havuz vardı. Hafifçe bana göre bir çevre düzenlemesi yaparsın. O maliyeti çok düşük olurdu. Bunu trilyonlar harcadı. Buraya 5-6 kişi eleman koyuyor. Bunun belki günlük masrafı bilmiyorum ya. 4-5 milyar belki ya masraf vardır yani günlük. Hani müsrif de çok yani. Güzel hizmetler oluyor ama müsrif de çok oluyor bana göre. Tabii. Çevre düzeninden önce altyapı lazım. Altyapı yok. Hafif bir yağmurda asfalttan karşıdan karşıya geçemiyorsun. Var mı? Doğru mu yalan mı? Millet oy almak için bir şeyler yapıyor. Ondan sonra seçim bitti mi hepsi bitiyor. Mesela Avrupa'da yollar genişletiliyor. Bizim burada yollar daraltılıyor.
Şimdi şurada bir araba geçmesi için karşıdan gelene yol verecek veya kendi bir tarafa yanaşacak. Geçemiyor. Görüyoruz bunu buradan. Onun için ilk Manisa'da çevre düzeninden önce tamam park bahçe yapmak sorun değil. İlkin altyapıyı yapmak. Altyapıyı yapmadığın müddetçe çevreyi güzelleştirsen ne olacak? Yarın öbür gün gelecek altyapı yapmak için kazacak yeri. Maddiyat bizden çıkıyor. Şimdi belediye iş yapıyor görüküyor. Parayı veren kim? Bu vatandaş. Burada oturuyoruz biz ama iş yok diye oturuyoruz. İş arıyoruz, iş bulamıyoruz. Vermiyorlar, 65 yaş üstüne diyorlar, iş yok. E bizim de geçti. Vallahi iyi şöyle her tarafta çöp sepeti, çöp bidonu çalışmalar iyi şöyle ben yabancı olarak yani. Altyapıyı yapıyor, ondan sonra inşaatı gösteriyor. Şurada şu arsalarda inşaat yapıyorlar. Ama bizde öyle değil. Adam gitmiş bağın arasında inşaatını yapıyor. Ne altyapı kanalizasyonu var, ne suyu var, ne elektriği var. Onlar sonradan gidiyor, tekrar sırayla gidiyor. Birisi gelip eşip onu yapıyor, ondan sonra dolduruyor, ötekisi. Yani bizde çok çarpık bir yapılaşma var. Biz biraz zor yani. Avrupa'yı yakalayamayız. Bu gidiş 50 seneye bile zor. Yakalayamayız. Yani önce altyapı yapılacak ki Manisa'nın politikası da yanlış. Altyapıyı yapmadan şeyde Muradiye'de izin vermiş. Herkes kendi arsasına, kendi tarlasının başına ev yapıyor diyor. Ondan sonra da bu şeyleri götürmeye çalışıyor. Altyapıyı götürmeye çalışıyor. Altyapı önce yapılacak, sonra inşa edilecek. Ama biz de tersini yapıyoruz. Altyapıyı yapmadan inşaatları yapmış bütün müteahhitler olsun, mülk sahipleri olsun. Ondan sonra altyapısı gidiyor. Çok zor oluyor yani, iyi olmuyor. İlk önce bilgi gerekiyor. Bir şeyin hedefine varılabilmesi için o konu hakkında bilgili, altyapının donanımlı olması gerekiyor. Bence ekonomide olsun, siyasette olsun, Manisa'nın bu tür çehresini değiştirecek faaliyetler konusunda halkı aydınlatılması konusunda ilk önce bilgilendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bilgi olmadan sonuç alınmaz. Çünkü varsayımlarla varılan şey hiçbir zaman hedefine ulaşmaz. Efendim merhaba, sokak röportajlarını izledik. Son yurttaşımızın da dediği gibi yurttaşın bilgilendirilmesi gerekiyor diyor. Bu programın yapılış amaçlarından bir tanesi de yurttaşlarımızın bilgilendirmesi oluyor. Avrupa Birliği'ni çok tartışılı olduk son yıllarda. Özellikle ETV'nin de böyle bir programa girmiş olması bu tartışmaları daha programlı hale getirdi. Çünkü bildiğimiz kadarıyla ETV belli aralıklarla Avrupa yolunda Manisa programını farklı yönleriyle yapıyor, gündeme getiriyor. Tabii vatandaşlarımıza sorduğumuz sorulardan bazılarını şimdi ben burada konuklarıma da soracağım. Biz Avrupa yolunda çevre konusunda neredeyiz? Çevre konusunda yapılanlar Avrupa'ya ne kadar bizi yakınlaştırıyor? Daha yapmamız neler var? O soruları yanıtlamaya çalışacağız. İşte Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda soludukları havanın daha temiz olduğunu, içme suyu ve kullanma sularında temizliğin güvence altına alındığı, kirletenlerin cezalarla karşılandığını, motorlu araçlarda kaynaklanan gürültü kirliliğinin sorun olarak görüldüğünü, herkesin çöpleri ayrıştırmaya başladığını, katı atıkların yeniden kazanımının gündemin ilk maddesinde yer aldığını biliyoruz. Mesela biz bir konu anımsatmak istiyorum. 90'lı yılların başındaydı, sanıyorum 1993 yılında Ümraniye Hekimbaşı çöplüğü aniden patladı. Patlama saati erkeklerin işe gittiği, kadınların işte hazırlığa başladığı, çocukların hazırlığa başladığı bir saatte olduğu için ölenlerin büyük bir bölümü kadınlar ve çocuklar oldu. Günlerce çöp yığınları arasında
Orada çöpler altında kalan yurttaşların çıkarılmasıyla uğraşıldı. Büyük bir felaketti. O yıllarda ülkemizde çöp turizm patlaması beklenirken bir baktık ki çöplük patladı. Çöplük patlaması kavramı ilk defa ülkemizde olduğunda yoğun biçimde kaça atıkların yeniden kazanımını tartışmaya başladık. Ama yıllar geçince giderek unutuluyor bu tür çalışmalar. Deprem olduğunda da depremle ilgili önlemleri televizyonlarda saatlerce, günlerce tartışıyoruz. Sonra tehlike geçtiğinde o tartışma gündeminden giderek düşmeye başlıyor. Biz insan soyunun ne zaman dünyada yaşama geçtiğini bilmiyoruz ama geleceğimizin çevre kirlenmesi nedeniyle tehlike altında olduğunu, tehdit altında olduğunu artık biliyoruz. Yaşamımız eğer önlemler alınmazsa son bulabilir bu çevre nedeniyle. Evet, bu konuları konuklarımla birlikte tartışacağım. Tartışmaya geçmeden önce konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Sol baştan başlayarak bana göre Halk Sağlığı Müdürümüz Doktor Ziya Tay. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Daha önce de programlarda birlikte olduk sizlerle. ETV'de de çok izledik. Evet. Hatta bu vatandaş karnesi konusunda da ortak çalışmalarımız olmuştu. Bu konuda da sizlerin görüşlerini alacağız. Hemen Ziya Bey'in yanında Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Hamza Kahriman var. Kahramandan mı dönüşmüş? Nasıl aynen, olmuş bu? Aynen, böyle soyadı hatasıyla kaynaklanmış. Evet, sizinle de konuşacağız. Aramızda bir akademisyenin de olması, konunun derinlik kazanması açısından önemli olacak. Bu tarafa geçiyorum. Bana yakın bölümde İnşaat Mühendisi, Maske Genel Müdür Yardımcısı Sayın Şehnaz Başaran var. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen onun yanında da Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Çevre Mühendisi Ertuğrul Yıldırım yer alıyor. Gelişmenin yeni kavramlar ve yeni kurumlarla olduğu söylenirdi. Manisa'da maske diye yeni bir kavramla tartışacak. Onu da biraz sonra öğreneceğiz. Çevre konusu da aslında ülkemizde yeni tartışılmaya başlayan bir kavramdı. Daha çok 5 Haziranlarda çevreyi konuşurduk ama artık devamlı konuşmaya başladık. Bu konuşma giderek de bence artmalı diye düşünüyorum. Ziya Bey, sizinle başlayalım. Sokak röportajlarını da izledik. Vatandaşa mikrofon uzatıldığında o hemen öncelikli sorunlarını öne getiriyor. Biz tabii daha farklı bakacağız. Avrupa yolunda Manisa yolun neresinde? Biz yolda olduğumuzu söylüyoruz. Yani böyle bir şey var. Yolun neresindeyiz? Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Tabii Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da Avrupa Birliği müktesebatındaki mevzuatlarla ilgili düzenlemeleri, değişiklikleri sürekli zaman içinde yapmaya devam ediyor. Evet. Tabii bugünkü temel konumuz çevre olduğuna göre çevreyle ilgili konulardan biraz bahsedelim. Evet. Şimdi çevre dediğimizde insanlarımızın, bireylerin, toplumumuzun sağlığını korumak için sizin de halk sağlığı tabii olduğu ki, için halk sağlığı insanların ilgili sağlığından başlıyoruz. Evet. Zaten çevreyle ilgili yapılan bütün çalışmaların temel amacı halkın sağlığını korumaktır. Sağlığını korumak için olmazsa olmaz 3 tane temel şey vardır. Bir tanesi temiz ve sağlıklı hava, temiz su kaynağı, içme suyu, su. Bir de sağlıklı gıda. 3 temel şey olmadan insanlarımızın sağlığını koruyamayız. Burada özellikle Halk Sağlığı Kurumu olarak bizi yakından ilgilendiren sağlıklı içme suyu konusu var ama diğer iki konuya da hafifçe değinmek istiyorum. Manisa'da biliyorsunuz 2004-5 yıllarına veya biraz daha bu zamanlara kadar hava kirliliği çok ciddi bir sağlık sorunuydu, halk sağlığı sorunuydu. Bugün için değil mi derseniz bugün de var. Zaman zaman sınır değerleri aşan hava kirlilik oranlarıyla karşılaşabiliyoruz. Ama o zamanlar onun çok üzerlerine çıkan ve kış aylarında sürekli devam eden bir hava kirliliği vardı. Bu da birçok vatandaşımız, özellikle akciğer hastalığı, kalp hastalığı olan vatandaşlarımızın sağlıklarını çok olumsuz etkiliyordu. Burada iki tane temel konu vardı bunun çözümü noktasında. Bir tanesi işte
Manisa'nın coğrafi yapısı ve Sipil Dağı'nın konumu gereği hava akımlarının yeterli olmamasıyla özellikle bacalardan çıkan dumanların birikimiyle ciddi bir hava kirliliği oluşuyordu. Bunun da kullanımının fazlalığı nedeniyle oluyordu. Doğalgaz biraz azalttı o değil mi? Evet. Ondan sonra. Evet, şimdi tabii evet. Burada hani bu coğrafi konumu değiştirebilecek durumumuz yok. Bunu değiştirmenin yolu doğalgaz getirmekti. Evet. Doğalgaz Manisa'ya getirildi. Bütün bu hava, temiz havayı sağlamak için bunlar hepsi evet. Avrupa Birliği çevre müktesebatında olan şeyler. Evet. Doğalgaz getirilince bir iki konuya da burada değinmek istiyorum. Biz zannettik ki işte Manisa'nın ciddi bir sorunu hava kirliliği, doğalgaz geldi. Herkes doğalgaz kullanmaya başlayacak, bu sorundan kurtulacağız falan. Evet. Hiç öyle olmadı. Evet. Bu noktada biz birkaç şey yapmaya çalıştık. Esas itibariyle çevre kurulundan dedik ki çevre kurulundan bir karar alınsın. Öncelikle kamu kurumları örnek olsun, doğalgaza geçsin. Evet, evet. Çevre kurulu Çevre İl Müdürlüğü denetimindeydi. Böyle bir karar almaya yanaşmadı. Evet. O zaman biz alırız dedik. Sağ evet. kurulu olarak bu halkın sağlığını tehdit evet, ediyor. Evet. Oradan öncelikle kamu kurumlarında doğalgaz uygulamasına geçilmesi yönünde bir karar aldı. Hatta bazı kamu kurumlarımız buna da itiraz ettiler, bütçemiz yok diye. Evet. Yani bütçe alabilmek için dayanağınız olur dedik. Evet. Daha sonra bir süre sonra dedik ki daha yaygınlaştırması sağlamak için belirli bir büyüklüğün üzerindeki binalarda da bunu zorunlu hale getirelim. Bu yönde bir karar aldık. Ancak yine Kömürcüler Kooperatifi'nin itirazıyla, dava açmasıyla davayı kaybettik. Gerekçesinde diyor ki mahkeme kömür yerli bir kaynaktır. Doğalgaz ithal edilen bir kaynaktır. Bu nedenle kömür kullanımının devam edilmesinin evet. yani insan sağlığından daha önemli evet. bir şeymiş ki. Halbuki biz kömür kaynaklarımızı kullanmamıza bir engel değil. Manisa gibi konumu sıkıntılı olmayan yerlerde yine onları kullanabiliriz. Ama Manisa'da doğalgaza geçmek elzemdi. Fakat şu anda geldiğimiz noktada doğalgaz kullanımının giderek artması nedeniyle bugün hava kirliliği açısından önemli bir mesafe alınmış. Bir ikinci sorun hava kirliliği açısından şehrin ortasından geçen yoldu. Çevre yolu da bunu egzoz gazındaki azalmayla bir katkıda bulundu. Evet. Umut ediyoruz ki bu devam ettiği sürece kullanımın artışıyla hava kirliliği konusunda rahat edeceğimizi umut ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha tartışmaya, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz sizlerle. Bu mevzuat eksikliğini de biraz getiriyor. Mesela yasayla düzenlenmiş olsa belki mahkemelerin böyle bir karar alması evet. olmayacak. Yani tabii böyle ki. Bir şey. Yani kömür ucuz ya da bizim burada çıkıyor diye kömür kullanımına devam etmek havayı kirletmede en büyük etkenlerden bir tanesiydi. Evet. evet. Doğalgazın burada yararlı olduğu her yerde somut biçimde görüldü. Ankara'da o parklarda, bahçelerde ağaçlardan kuşların yere düşüp öldüğünü görüyorduk. Yani kuşların evet. bile yaşayamadığı bir ortamda Ankara hava kirliliği sorunu doğalgazla açtı. Diğer yani en güzel örnek Ankara'da. Evet, açtı. Burada da o tür örnekler yapacağız. Efendim siz bir akademisyen olarak bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Bize de bir çerçeve çizebilirsiniz. Ama size de yine Avrupa yolunda Manisa'yı nerede görüyorsunuz sorusunu evet. da sormuş olayım. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Evet. Şimdi önce çevrenin tanımıyla dilerseniz evet. başlayalım. Akademisyenlerin işi bilimsel sınıflandırma yapmaktır her şeyden. Evet, tabii. Şimdi çeşitli tanımları var bunun çevreyle ilgili ama en genel kabul görmüş tanıma baktığımızda insanın ya da diğer canlıların bir arada yaşadığı, ilişkilerini sürdürdüğü, evet. karşılıklı olarak içinde bulundukları fizyolojik, biyolojik, kültürel, sosyal, ekonomik ortama çevre deniyor. Evet. Tabii biz çevre bilinci dediğimizde ya da çevre kirliliği dediğimizde aklımıza daha ziyade fizyolojik, biyolojik kavramlar geliyor baktığınız zaman. Çevre kirliliğini önleme, bu konudaki bilinçle ilgili böyle tarihsel süreçlere baktığınızda bunun sanayi devriminden sonra çıktığını görüyorsunuz. Sanayi devrimine kadar böyle bir bilinç yok. Çevre bilinci diye bir bilincin olmadığını görüyorsunuz. Ne zaman ki sanayi devrimiyle beraber işte kitlesel üretim başlamış, fabrikasyon üretime geçilmiş vesaire, insanlar baktılar ki bu üretimler sonucu atıklar ortaya çıkıyor. Bu atıklar giderilemiyor, bulunduğu doğaya zarar vermeye başlıyor.
yavaş yavaş bu bilincin oturmaya başladığını gördüm. Bu konuda iki tane eserin dünyadaki fikir değişimini etki ettiği kabul edilir. Evet. Bir tanesi Rachel Carson'un 1962'de yayınladığı Sessiz Bahar adlı bir çalışma vardır. Evet. Rachel Carson bu çalışmada bu tarımsal böceklerin önlenmesi için yapılan bu ilaçların nasıl zarar verdiğini, insanlarda hastalığa yol açtığını Sessiz Bahar adlı çalışmasında ifade etmiş. Bu çok yankı getirmiştir Batı dünyasında bu çalışma. Ardından 1968'de Roma Kulübü'nün Amerika'daki Massachusetts Institute of Technology'ye yaptırdığı bir Büyümenin Sınırları adlı bir rapor var ki evet büyüyoruz, ekonomik olarak büyüyoruz ama bakın bunu sınırlayacak şeyler var, evet. Çevresel etkenler var ve doğanın en büyük özelliği. Bir iktisatçı olarak değerlendirdiğimizde bir üretim faktörlerini değiştiremeyeceğimiz, engelleyemeyeceğimiz tek şey doğa kaynağı. Evet. Çünkü var olan bir durumdan bahsediyoruz. Ve yavaş yavaş bu çevre bilinci meselesi dünya gündemine geldi. Ha bugün konumuz Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde de bu bilince baktığımızda onun da çok eskilere dayanmadığını görüyoruz. Ne zaman ilk kez bu bilinç Avrupa Birliği'nde meydana gelmiş? 1973 yılındaki Stockholm bildirisiyle ilk defa bu konunun gündeme geldiğini görüyoruz. Avrupa Birliği ile beraber Birleşmiş Milletler'in buna el attığını, çevreyle ilgili konulara el attığını görüyoruz. 1983 yılında bu konuda birimlerini oluşturduğunu görüyoruz ve yavaş yavaş bu konunun artık dünya gündemine geldiğini görüyoruz. Dünya gündemine gelmesindeki en önemli boyut da çevrenin artık ulusal değil, küresel bir sorun olarak algılanmış olması. Çünkü sizin yaptığınız bir fabrikadan çıkan baca, ülkeniz dışındaki, sınırlarınız ötesindeki insanları da etkiler hale geldi. Çernobil patladı. Yani o sadece orası değil, herkes etkilendi. 1980'li yılların ortasında meydana gelen o felaket ki mesela şu an Fukushima'daki, bu Japonya'daki deprem sonrasındaki Fukushima nükleer santrali ile ilgili de aynı sıkıntı. Hatta malum tartışma konusu nükleer santral olmalı mı, olmamalı mı vesaire gibi çevresel etkileri. Bunlar son derece önemli şeyler oldu. 1972'de ve 73'te başlayan bu süreç bilinçlenme açısından önemli şeyler oldu dünyada. Çevreyle ilgili bu politikaların dünyada ekonomik boyuta yansıyan en önemli olgusu bir kavramı doğurdu ki sürdürülebilir kalkınma kavramı. Evet, evet ekonomik olarak büyümemiz gerekir, kalkınmamız gerekir. Sürdürülebilirlik bir tartıştığımız yeni kavramlar. Yeni kavramlardan biri oldu. Büyürken ekolojiye de zarar vermeden bunu yapmak ki nedir ekonomi, diye baktığınızda ekoloji dengesi. Aynen. Ekosistem o konudaki nedir diye baktığınızda sürdürülebilir kalkınmanın özelliği dört kalemde dünya tarafından kabul edilmiş. Birincisi yaşam standartlarının korunması bu konuda. Bir diğeri doğal kaynaklara sürekli erişimin sağlanması. Üçüncüsü çevrede iz bırakmayacak, çevrede zarar doğurmayacak şekilde üretimin yapılması. Ve dördüncüsü halihazırda insanların kendi ihtiyaçlarını giderirken sonraki neslin doğacak ihtiyaçlarını da yok etmemeleri şeklinde. Böyle bir sürdürülebilir kalkınma kavramıyla beraber ekonomi-çevre ilişkisi bir düzleme oturtulmaya çalışıldı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çerçeve çizdiniz burada. Şimdi 5 Haziran Dünya Çevre Günü var. İşte okullarda falan etkinlikler düzenleniyor. Bu konuda biz Manisa olarak biraz daha şanslıyız. 31 Mayıs'ta da Manisa Tarzanımızı yitirmişiz. 31 Mayıs, 5 Haziran Manisa Tarzanını anma ve çevre günleri deyince çevreyi sadece bir gün tartışmıyoruz. 31 Mayıs'tan başlayıp 5 Haziran'a kadar neredeyse bir haftalık etkinlikler düzenleyebiliyoruz. Bu 7.sini, 8. 10.sunun falan yapıldığını biliyorum, devam ediyordu. Fakat Soma maden kazası nedeniyle bir önceki yıl yapılmadı. Geçtiğimiz yılda seçimler çalışmaları nedeniyle yapılmadı. Dileğimiz bu yıl yapılması ve bunun aralıksız sürdürülmesidir. Yapılmayışı için birçok mazeret uydurabiliriz, birçok gerekçe de bulabiliriz. Ama her koşulda mutlaka yapılmasında yarar var. Çünkü gerçekten dünya çevrecilerinin önderi sayılabilecek, ağaç ve doğa sevgisinin önderi olan bir Manisa tarzanımız var. Yani o yaşamını Manisa'nın yeşillendirilmesine adamış. Kime tarzan diyoruz diye bir tanımlama yapmıştık. Es geçileni iş edinen kişiye tarzan denilir. Eğer çevre günümüzde es geçiliyorsa, birisi kalkıp bunu iş edinmişse çevrenin tarzanı olur. İşte hayvanların bakılması, korunması es geçiliyorsa, bir kişi gidip bunu iş edinmişse
O da onların tarzanı oluyor. Bizim toplum olarak önderlere, yeni tarzanlara çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şimdi çevre kirliliği dendiğinde Gediz gündeme geliyor. Yıllardır Gediz hep tartışılır. Ben 70 yaşındayım. Gediz'de balık avladığımızı biliyorum. Gediz'de yüzüldüğünü, suyun temiz aktığını, o suda balıkların yaşadığını çok iyi biliyorum. Ve biz İzmir tarafından gelip Menemen tarafında trenden inerek orada oltayla balıklar avlıyorduk. Ama şimdi artık deniz Gediz'de bırakın balıkları, kaplumbağalar, kurbağalar bile yaşayamıyor. Çünkü artık bir ölü nehre dönüştü. İnanın kirlilik kaynaklarını kurutsak doğa kendisini çok kısa bir sürede temizler. Yine orada hayat kendiliğinden başlar diye düşünüyoruz. Ama bu konuda demek ki yapılan çalışmalar yeterli değil. Onun dışında bir tane de hep bahsettiğimiz Sipil Dağı'nın kuzeyinde orada yer alan çöplük. Bu zaman zaman yine yani insanları gömecek kadar olmasa da yangınlara neden olacak kadar patlamalar orada da oluyor. Ama en büyük felaket o Şahin Deresi'nden gelip çöp yığınlarının arasında, atıkların arasından süzülerek gelen suyun herhangi bir çatlaktan, burası Manisa 1. derecede deprem bölgesi, onun yakındaki içme sularımıza ulaşmasıdır. Bu Manisa için gerçekten çok büyük bir felaket olur. Bunu kimse olmaz diyemez. Şu anda olabilir, yarın olabilir. Biz bir programı yaparken çöplük yeniden patlayabilir. Bunun da önleminin alınması gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mize büyük iş düştüğünün bilincindeyiz. Bunu biliyoruz. Burada iki tane Büyükşehir Belediye'mizden de değerli uzman arkadaşımız burada. Bu konuları da tartışırız, konuşuruz diye düşünüyorum. Evet, inşaat mühendisi, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran'la başlamak istiyorum. Ben bütün çalışmalarımızda bayanların ve çocukların çevre konusuna daha fazla duyarlılık gösterdiklerini görüyorum. Burada bir sitede katı atıkların yeniden kazanımı diye bir proje başlatmıştık. İşte kağıt, plastik, metal, ondan sonra diğer atıkların atılabileceği kumbaralar yapmıştık. Ve oraya gelen kağıtlar karşılığında da kitaplar alarak çocukları verdiğimizde çocuklar annelerine baskı yaptılar. Evde ayıralım çöpleri. Bak bunlar bize kitap olarak dönüyor demişlerdi. Daha sonra kentin geniş bir bölümünde örnek mahalleler seçildi, yapıldı. Bunun sürdürülmesi lazım. Artık çöplükler böyle çöplük olarak anılmıyor. Katı atıkların değerlendirildiği, yeniden kazandırıldığı döneme geliyor. Evet, bu konularda sizleri dinleyelim. Sizler ne diyorsunuz? Şehzad Hanım, buyurun. Şimdi Manisa'nın büyük şehir olmasından sonra MASKİ Genel Müdürlüğü kuruldu. Evet. Bu tabii kanun gereği. Evet. İSKİ kanunu çerçevesinde kurulan atık evet. Su ve kanalizasyon idareleri, genel evet. müdürlükleri sadece su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek evet. amacıyla görev yaparlar. Evet. Dolayısıyla Manisa'da büyük şehir oluşumundan sonra MASKİ Genel Müdürlüğü kuruldu ve biz çalışmaya başladık. Evet. 2014 yılından itibaren bu çalışmalar sürdürüldü. Şimdi en sonunda söylemeyi, yani sizin bu söyleminizden sonra en sonunda söylemeyi düşündüğüm bir şey vardı. Evet. Ama ben bunu en başında söyleyeyim de. İsterseniz ona göre değerlendirelim bundan sonraki çerçeveyi. Ben size şu konuda MASKİ adına söz veriyorum. O Gediz'de yine balık tutacaksınız. İnşallah. Yani bu çok konuda, önemli bir şey. Bu programın altını çizecek cümlelerden birisi olur. ETV bu programı farklı zamanlarda yeniden yayınlıyor. Ve bugünkü bu yaptığımız söyleşi yarın gazetede haber olarak da çıkıyor, değerlendirilecek. Gediz bir süre sonra yeniden balık avlanacak ve yüzülecek duruma gelecek. Aynen. Yeniden hayata dönecek. Bu konuda evet. emin olabilirsiniz. Güzel. Yani bu konuda söz veriyoruz evet. size. Tamam. Çok güzel. Aslında bu söz
bir politikacı sözü değil, bir bürokrat sözü. Kesinlikle. Evet, 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 evet. Bürokrat sözü, daha çok güvenebilirsiniz bize bu konuda. Şimdi ben genel olarak size MASKİ çerçevesinde yaptığımız çalışmalardan örneklerle açıklamalar yapmaya çalışayım. Bu çerçevede yani sizlerin yine bana soracağınız sorular da olabilir. Onları da tabii, duruma göre değerlendiririz. Evet. Şimdi Manisa MASKİ kurulduktan sonra bizim ilk yapmış olduğumuz çalışma bütün ilçelerde hemen hemen yani şu an 4-5 ilçemizde hariç hemen hemen bütün ilçelerinde Manisa'nın arıtma tesisi vardı. Evet. Yani ilçe belediyeleri zamanla bu yatırımlarını gerçekleştirmişler. Kimi hibe almış, kimi kendi kredi imkanlarıyla yapmış ama atık su arıtma tesisleri yapmışlar. Bu atık su arıtma tesislerinin çalışmaları mutlaka zamanında çalıştırılmış tesislerdir diye düşünüyorum. Ancak şimdi hani belediyelerin imkanları bu kadar, öyle düşünüyorum ben, ekonomik imkanları çerçevesinde. Yeri gelmiş atık su arıtma tesisinin kapısına kilit vurmuşlar. Çünkü enerji maliyetleri, işletim maliyetleri, bunlar yüksek bedeldir arıtma tesislerinde. Yani bir atık su arıtma tesisini işletmek kolay bir şey değildir. Teknik ekip olarak da kolay değildir, ekonomik olarak da kolay değildir. Dolayısıyla küçük bir belediyenin, ilçe belediyesinin bu sorumluluğu alarak bunu gerçekleştirmesi zordur. Ancak büyük şehir olduktan sonra Manisa, sonuçta büyük şehrin şemsiyesi altında siz bu sistemleri çalıştırmaya mecbursunuz. Evet. Ve ilk işimiz bizim geldiğimizde 11 adet atık su arıtma tesisi. İşler durumda olanları da vardı bir kısım ama hiç çalışmayanları da vardı. 11 adet atık su arıtma tesisinin işletim ihalesini yaparak işletmeye aldık. Evet. Ve şu an yani bunların isimlerini de ben sizinle paylaşmak istiyorum. Manisa Atık Su Arıtma Tesisi o dönemde çalışıyordu. Manisa Atık Su Arıtma Tesisi biliyorsunuz çok eski bir tesistir. Artık işletme ömrünü de bitirmiştir. Bunun yeniden ihalesi planlanmıştı o dönemde. Projesi yapılmıştı biz geldiğimizde. Ve yani MASKİ kurulduğunda projesi bitmiş bir tesisti. Ancak bunun yapım ihalesini gerçekleştirdik. Evet. Ve İller Bankası aracılığıyla biz şu an 3 büyük arıtma tesisi. Evet. Manisa Merkez, Turgutlu ve Gördes. Evet. Bunların arıtma ihalelerini gerçekleştirdik. Sözleşmeleri imzalandı ve yer teslimleri yapılarak işe başlandı. Bunlardan Gördes ve Turgutlu için yeni yerimiz vardı. Zaten eski bir arıtma tesisi olmadığı için söylüyorum. Ama Manisa'da bir eski arıtma tesisimiz vardı. Yeni bir yer imkanı da olmadığı için eski arıtma tesisi yıkılarak yerine yeni arıtma tesisi yapılıyor şu an. Başladı onun da işlemleri. Şimdi Akhisar, bu arada Alaşehir de çok eski bir arıtma tesisidir. Bu da işletim süresini artık o da bitirmek üzeredir. Onun da ihalesi planlanmakta ve bunun proje çalışmaları da devam etmektedir. Akhisar, Göl Marmara, Durasıllı, Kula, Saruhanlı, Ahmetli, Karakurt, Gelembe, Keçiliköy, Keçiliköy de Manisa'dadır. Evet. Karaoğlanlı, bunlar bizim şu an işletim ihalesini yapıyor olduğumuz tesisler. Şu an biz bu tesisleri direkt işletiyoruz. Evet, çok güzel. Ayrıca Kırkağaç ve Salihli atık su arıtma tesislerimiz de, bunlar da inşaatı yeni bitmiştir. Ve kendi yapan firmaları tarafından işletim ihalesi kapsamındadır. Onların süresinde de yine bu da bizim kapsamımıza geçecek. MASKİ tarafından bu tesislerde işletilecek. Bir de Soma Atık Su Arıtma Tesisimiz var. Soma Atık Su Arıtma Tesisi de gene İPA kredisi çerçevesinde Çevre Bakanlığı'nca ihalesi yapılmış bir tesis. MASKİ kurulmadan önce yapılmış bir tesistir. Bunun da ihale süreci tamamlanmış. Şu an müşavirlik hizmetleriyle ilgili süreç tamamlandıktan sonra orada da ilk kazma vurulma aşamasına gelecek inşallah projelendirmesinden sonra. Ayrıca şimdi
diğer ilçelerde de var sıkıntılarımız. Nasıl? Demirci, Sarıgöl, Selendi. Bunlarda da atık sarıtma tesisimiz hiç yok. Alaşehir'i yeniliyoruz. Onu bilgisini vermiştim. Bu üç belediyenin de ilçenin de Demirci, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinin de proje aşamaları devam ediyor. Bu proje aşamaları tamamlandıktan sonra, onaylandıktan sonra ihaleleri gerçekleştirilecek. İnşaat ihaleleri gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bir köprü başımız kalıyor. Evet. Bunun da inşallah şebekesiyle, kanalizasyon şebekesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunun da akabinde arıtma tesisi projelendirmesi yapılacak. Çok güzel, çok iyi. Bu söylediğiniz amaca ulaşılabilmesi için bunlar güzel çalışmalar. Yani gelizin yüzülebilir, balık avlanabilir duruma gelmesi için. Fakat şöyle de bir sorun var. Nif çayı var. Kemalpaşa tarafından kirlenerek geliyor. Bizim gücümüz de ona yetmiyor. Aslında havza planlaması da gerekiyor. Evet. Yani burada bir havza planlaması gerekiyor. Aynen. Geniz'in doğduğu yerden İzmir'e kadar ortaklaşa bir çalışma da yapılması gerekiyor. Havza aynen kurullarının oluşturması gerekiyor. Yani biz temizledik ama Nif çayından kötü bir akıt geliyorsa gelebilir. Yani o zaman bu amacımızı gerçekleştiremiyoruz. Artık Gediz Havzası'ndan sizden önce gelen katılanlar, sizden sonra gidenler, bunlar aslında da kirletici yani unsurlar sonuçta. Böyle bir şey, Büyükşehir Anavatan Partisi iktidarı döneminde, Özal döneminde gündemimize gelen yeni bir kurumdu Büyükşehir. Bence havza planlaması da yeni çok bir önemli kurum olarak gelmeli. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, valinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, ilgililerin olduğu bir ama yaptırım gücü de olan bir kurum olmalı. Mesela Zafer Kalkınma Ajansı, ajanslar da son yıllarda gündeme getirilen ve yararlı çalışmalar yapan kurumlar oldu. Bence buna benzer ama yaptırım gücü de olan bir yapılanmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. İşte mesela Avrupa Birliği'nde diye tartışırken birisinin yaptığını diğeri haberi olmuyor diye. O zaman bürokrasimizin de Avrupa Birliği standartlarına göre yeniden yapılandırılması gerekiyor. Aynen. Bunlar araçlar amaçlara göre sonuç veriyor. Amacı belirledik. Biz Manisa olarak temizliyoruz. Menemen'den yeniden kirletiyorsa o zaman Ege'ye yine kirli bir nehir atmış gidiyor oluyor diye kesinlikle düşünüyoruz. Kesinlikle. Güzel. Bu çalışmalar Manisalıları sevindiren çalışmalardır. Evet. Çevreye değer verenler için güzel bir çalışmadır. Evet. Bir de ufak bir not ilave etmek istiyorum. Şimdi yani sonuçta çevre bilinci gerçekten çok önemli. Evet. Örneğin bu konuda atık su arıtma tesisinin olmasını isteyip de gerçekten bu konuda çok büyük çaba sarf eden bir çevre varken bir de atık su arıtma tesisi istemiyorum diyen de bir grubumuz var. Evet. Yani bunun bilincinin gerçekten yerleşmesi gerekiyor bizim halkımıza. Evet. Bu çok önemli. Biz bazı zorlayıcı unsurlarla da karşılaşıyoruz bu projelerimizi yaparken. Evet. Yani sanmayın ki projelerimizi yapıyoruz, ihalemizi yapıyoruz, kolay kolay bunları hemen yerleştiriyoruz yerlerine. Yok öyle bir şey. Yok. Yani inanın çok ciddi zorlamalarla da karşılaşıyoruz. Onların da bilinçlenmesi ve ikna edilmesi de gerekiyor bu safhada. Burada bugün yapmakta olduğumuz program gibi programların daha sık kesinlikle yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Üniversitelerimizin konuyu daha çok tartışma gündemine getirip bilimsel çalışmalarla desteklemesi gerekiyor. Evet. Ya bunların tümünün yapılmasıyla olacak bir sorun. Aslında ne Manisa'nın sorunu, ne Ege'nin sorunu, ne tek başına Türkiye'nin sorunu. Dünya o sorunu bir şey. Dünyanın sorunu. Kesinlikle. İnsanlığın birlikte yaşadığı bir sorun. Evet, sizin göreviniz Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nda görevlisiniz. Çevre mühendisi olarak görev yapıyorsunuz. Ertuğrul Yıldırım. Evet, siz de bizim muhataplarımızdan bir tanesisiniz. Evet. Bu hanımefendi arıtma tesisleriyle ve kanalizasyonla ilgilendiğini söyleyince çöplük konusu biraz gündemden çıktı gibi. Sizin gündeminizde var mı? Şimdi öncelikle size ve Manisa halkına çok teşekkür ediyorum. Yani halk olarak çevreye çok duyarlı bir halkla karşı karşıyayız. Şimdi bilindiği üzere Avrupa Birliği'nin çevre politikalarıyla alakalı 73'ten beri bir takım çerçeve planlaması yapılmakta. Evet. Bu günümüzü kapsayan, 2014 ve 2020 yıllarını kapsayan Horizon 2020
kapsamında belediyeleri ve mahalli idareleri ilgilendiren toplumsal sorunların çözülmesi başlıklı bir madde söz konusu. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 63-60 sayılı kanunla yeni büyükşehir olduğumuz için bir takım sorunlar gündemdeydi. Bu sorunları çözmek için hava kirliliği, su kirliliği, katı atıkların bertarafı, kaynağında yok edilmesi, kaynağında ayrıştırma, sürdürülebilir bir ekolojik sistem kavramlarını biz de sürekli işliyoruz. Manisa halkının bu konuyla alakalı BİMER'den ve ilgili şikayet birimlerinden bize sürekli ulaştı ve bize yardımcı olduğu da aşikar. Evet. Şimdi biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle bir Manisa'nın 2015 yılının sonunda tamamlanması gereken bir stratejik gürültü haritalandırmasını evet. oluşturuyoruz. TÜBİTAK'la ortaklaşa evet. Avrupa Birliği kapsamında yaptığımız bir proje. Bu şekilde karayolundan, demiryolundan, insanlardan ve sanayiden kaynaklanan gürültü kirliliğinin tespitini belirleyip ona göre çözümler üreteceğiz. Evet. Bunun yanı sıra hava kirliliği Manisa'da önemli bir noktada. Hocamızın da söylediği gibi yani hava kirliliği konusunda sıkıntı bir durumdayız. Bununla alakalı da tabii valilik kontrolünde temiz hava eylem planı evet. çerçevesinde 2015 yılında yapılması gereken bir iş programı bize sunuldu. Bu program kapsamında öncelikle kirlilik muhtevasının neler olduğu ve ne kadar yükseklikte olduğunu belirtmek için bakanlıkla bir çalışma yaptık. Yunus Emre ve Soma ilçelerine kurduk. 100 binin üstündeki diğer 4 ilçemize de kuracağımız olan hava kalitesi ölçüm istasyonları. Yani bu şekilde kirliliğin neler olduğunu ve çözümünün hangi şekilde gerçekleştirileceği sonucuna varmış olacağız. Bir de tabii bunlar devam ederken Manisa'nın en çok merak ettiği katı atık bertaraf tesisimiz. Evet, evet. Manisa büyükşehir olduktan sonra 17 ilçesiyle daha önceden gelen, yıllarca gelen sorunu biz evet. ele aldık. Evet. Manisa'da 58 adet atıl, 16 adet vahşi depolama. Yani evet. yaklaşık 80 adet vahşi depolama alanı mevcut. Evet. Tabii bu vahşi depolama alanları sizin de söylediğiniz gibi suyu kirletiyor, doğayı kirletiyor, evet. yangın riskleri mevcut. Biz öncelikle bu Avrupa Birliği çevre politikaları çerçevesinde biz bunların fizibilite çalışmalarını yaptık. Evet. Ve karşılaştığımız durum bizi de çok şaşırttı. Yani 80 adet vahşi depolama alanı olan 17 ilçesiyle yaşam devam ettiren bir Manisa'ya bu 80 tane vahşi depolama alanlarının rehabilite edilme startını verdik. Yani 58 tane öncelikli vahşi depolama alanları rehabilite edilecek. Ondan sonra da Uzunburun, yani basından da takip ediyorsunuzdur. Uzunburun'da biz katı atık bertaraf tesisimizi 8. aydan itibaren yer teslimini yaptık. Ve 24 aylık bir inşaat süreci başladı. 24 ayın sonunda Manisa'mızın 80 bin ton yıl kompost işleyip gübre oluşturabilecek yani evsel organik atıkların park bahçe atıklarının işlenip gübre haline çevirebileceğimiz 150 bin ton yıl mekanik ayrıştırmaya sonucu geri dönüşümü sağlayabileceğimiz bir düzenli katı atık bertaraf tesisimiz olacak. Tabii biz sadece onunla da yetinmiyoruz. İkinci bir katı atık bertaraf tesisini de yer çalışmalarımız devam ediyor ve ilgili kurumlarla yazışmamız devam ediyor. Bu 3 yıl içerisinde Manisa'ya kazandırmayı düşünüyoruz. Çevre sorunu dendiği zaman ne yazık ki işin içinde sadece hava ve katı atık olmuyor. Dediğimiz gibi gürültü de bir çevre sorunu. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın da söylediği gibi harfiyat. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 3 adet harfiyat depolama alanı mevcut. 24 firma harfiyat firması ile birlikte sürekli 24 saat 7 gün 24 saat sistemden senkronizeli bir şekilde izleyebileceğimiz bir harfiyat sistemi kurduk Manisa'ya. 3 adet denetim ekiplerimiz var. Hava kirliliğini, harfiyat kirliliğini, katı atık kirliliğini denetleyecek 3 adet denetim ekibimiz şu an sahada mevcut ve 7 gün boyunca denetimlerine devam ediyor. Artı Alo Belediye hattının yanı sıra bir de Alo Harfiyat hattı kurduk. Yani kaçak dökümleri engellemek için Alo Harfiyat hattımızı da oluşturduk. Tabii bu söylediğimiz şeylerin hem Avrupa Birliği çerçevesinde planlanan
ve devam eden işler var. Hem de ön fizibilite raporu bitip sunacağımız işler de bunların arasında mevcut. Çok güzel. Şimdi Diyeb'in altını çizdik, bir başlık çıkartmıştık. Manisa Gediz kirliliği ayımından kurtarılacak, Gediz'de balık avlanacak ve yüzülecek konuma gelecek demiştik. İkinci bir başlıkta Manisa vahşi çöplük ayıbından da kurtarılacak. Kurtarılacak. Evet, kurtarılmalıdır. Evet. Gerçekten kentin batısında sanayisiyle, kentsel gelişmesiyle, bazı özellikleriyle örnek olan Manisa'ya vahşi atık, çöplük yakışmıyor, sipile yakışmıyor. Bununla ilgili de güzel bir haberi Manisalılarla paylaşmış olduk. Yalnız biz bunların takipçisi oluruz. Hem ETV olarak oluruz, hem yurttaşlar olarak oluruz. Yani evet, bunları zamanla yine de sorarız, öbür günlerde de gündeme gelir diye düşünüyoruz. Evet, evet, çalışarak geldik karşımıza. Evet. Fizibilite raporlarımız da şu an elimizde mevcut. Tamam. Evet. Yine onlar gerektikçe konuşuruz. Evet, Ziya Bey, güzel gidiyor programımız. Evet. Çevre konusuna yavaş yavaş derinliğine de girmeye başladık. Siz de Manisa'da yaşıyorsunuz. Manisa'yı seviyorsunuz. Halk sağlığına önem veriyorsunuz. Yurttaş Ziya Tay olarak çevre konusunda gördüğünüz birinci sorun nedir ve sizce bunun çözümü nedir diye bir soru sorsam size. Çevre konusunda öncelikli sorun, mutlaka sorunlar vardır. Evet. Yani. Özellikle halk sağlığı açısından bizim için en önemli olması açısından mesleğimle de ilgili diyorsunuz. Evet, yani bizi en çok ilgilendiren vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyunun temin edilmesi. Evet, evet. Yani ben, bana göre bir belediyenin yurttaşlarına yapabileceği en büyük hizmet, en önemli hizmet onlara sağlıklı içme suyu temin etmesidir. Evet. Bundan daha önemli bir hizmeti de olamayacağını düşünüyorum. Evet. Bu konuda tabii içme suyunu temin etme görevi maskeye. Maskeye evet, evet. Yine yasalar ve mevzuatlar, bunların denetimi, takibi konusunda halk sağlığı, Sağlık Bakanlığı adına halk sağlığı kurumuna vermiş. Evet. Biz bunları yapıyoruz. Şu andaki Manisa olarak az önce çevre kirliliğinden bahsettik. Evet. Bayağı yol alındığından, işte yeni düzenlemelerle daha iyi bir noktaya geleceğimizden, takibini daha iyi yapacağımızdan. Yani olumlu yöndeyiz. Ancak içme suyu konusunda çok iyi bir noktada olduğumuz söylenemez. Evet. Bu sadece bizim ilimizde de değil, bölge illerinde de büyük sorun. Evet. Bunların nedenlerinden bir tanesi ilimizde vahşi sulama kullanılıyor tarımda hala. Bu nedenle çok su israfı, mevcut su kaynaklarının çok israf edilmesi söz konusu. Yeraltı sularından sürekli su çekilmesiyle. Yani Türkiye'nin yeraltı sularını kullanan ender illerinden bir tanesiyiz. Evet. Yani sulama ihtiyacımız barajlardan değil, yeraltından karşılanıyor. Yeraltı sularının aşırı kullanılması yine su kirliliği açısından bir de önemli. Potansiyelimizin bir bölümü, ovamızdaki potansiyel İzmir tarafından kullanılıyor. Evet. Yani içinden arabaların gidebileceği genişliklerle, borularla suyumuz İzmir'e taşınıyor. Biz biliyorsunuz İzmir'de içme suyu konusunda geçtiğimiz yıllarda çok büyük sorunlar vardı. Özellikle arsenik oranları konusunda. İzmir'in içme suyu sorununu Manisa olarak biz çözdük Gördes Barajı'ndan. Yani Gördes Barajı'ndan onlara su sağlayarak. Evet. Ancak kendimizin sorununu henüz çözmüş durumda değiliz. Evet. Bu bana göre en önemli çevre sorunu. Ben bir iki rakam vermem gerekirse bu konuda. Biz Halk Sağlığı Kurumu olarak denetimler yapıyoruz. Evet. Su numuneleri alıyoruz. Belirlenmiş noktalardan, belirlenmiş sıklıklarda tanımlanmış şekilde numuneler. Bunların sonuçlarını da sürekli maskeye gönderiyoruz. Evet. Bütün aldığımız numunelerin sonuçlarını gönderiyoruz. Yaklaşık biz denetim izlem ve kontrol izlem olarak iki ayrı numune alıyoruz. Kontrol izlemler daha sınırlı, daha çok mikrobiyolojik kirlenmeyi gösteren. Ya, 3000 civarında numune alıyoruz her yıl. Diğerinden de 1000 civarında, kabaca 4000 civarında numune alıyoruz. Şimdi bu numunelerin 1500, bu yıl ilk 9 ayda alınan 1543 numunenin %72'si ancak uygun durumda. Evet. Yani %28'i
607 tanesi uygun değil. Peki uygun değilse ne oluyor? Hemen onların yazılarını Maske'ye gönderiyoruz. Onlar müdahalesini yapıyorlar. Evet. Gerekli düzeltmeleri yapıyorlar. Düzeltiyorlar. Yine bu su kirliliği açısından önemli bir gösterge olan bakiye klor seviyelerinde de her yıl yaklaşık 30 bin civarında ölçüm yapıyoruz. Bunların da %81'i uygun çıkıyor. Yani %19 da uygun değil. Evet. Peki bu değerler Avrupa müteşabahatında bahsedilen standartlar zaten bu 2005 yılında 17-2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanan insan tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik bu Avrupa standartlarını getirmişti. Bu bir ona uyum standardıydı. Evet. Bu standartlara uymuyor. Daha arada yol almamız gereken mesafeler var. Tabii Maske'nin bu konudaki birçok çalışmalarını biliyorum. Biz bir karşılıklı da görüşüyoruz, konuşuyoruz. Evet. Bu konuda yapmayı planladıkları, başladıkları, yürüttükleri. Umut ediyoruz ki en kısa sürede istenilen noktaya gelebiliriz. Yani şu Gördes Barajı ile ilgili söylediğiniz gibi bu çok kabul edilebilir bir şey değil benim için. Yani İzmir'in içme suyu sorununu buradan çözelim de Manisa'nın sorununu çözmemiş olalım. Bu yani kabul edilebilir bir şey değil. Aynı bu dediğimiz havza planlaması aslında burada gündeme geliyor. Biz sadece Gördes Barajı ile değil, yeraltı sularımızla da buradan Göksu, Sarıkız, yeraltı sularımızla da İzmir'i destekliyoruz. Evet, oradan da su kaynakları veriyoruz. Ama orada da sorun vardı diye sonra yerüstü sularına geçildi. Şimdi şu noktada şunu da ifade etmem lazım. Şimdi bizim yeraltı sularını çok aşırı kullanmamız ve çok israfın olmasını önlememiz lazım. Bunun için Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın çok büyük bir projesi olduğunu biliyorum. Son aşamalarına geldiğini. Gediz bölgesindeki, Gediz Ovası'ndaki bütün sulamaları kapalı sisteme alıp damlama sulama yöntemine geçmek. Bu sağlanırsa o zaman bu yeraltı sularının hoyratça kullanımı da önlenmiş olacak. Yine yapılan çok barajlardan içme suyu temini sağlanırsa, o konuda da bir çalışmaları olduğunu biliyorum. Şehnaz Hanım bunlara değinecektir. O zaman bu su kalitemizi Avrupa Birliği standartlarına getirmiş. Ulaştırmış olacağız. Evet. İşte bu yani bölge havza planlaması, bölge planlaması dediğimizde bakın yine aynı şey çıktı. Nif çayıyla Geriz'i kirletiyorlar ama bizim buradan da suyumuzu kullanıyorlar. Alırlar. O zaman biz aslında iki ayrı il gibi değiliz. Özellikle İzmir ile Manisa açısından mahalle gibiyiz. Ben onu genellikle İzmir sahil mahallemiz olarak değerlendiriyorum. Yani limanımız orada, havaalanımız orada. Evet. Ama su ihtiyacını da biz karşılıyoruz. Yani ana kent gibi karşılıyoruz. Bu ilişkilerin mevzuatının da düzenlenmesi gerekiyor. Bu mevzuat hazretleri zaman zaman bizi çok üzüyor. Mesela Yunt Dağları'nda Obasya diye güzel bir turizm projesi başlattık. Dedi ki Obasya'da da Yunt Dağları'nın ilk arıtma tesisini yapalım. Oradaki atıkları sulama suyu kalitesine çıkaralım dedik. Mevzuat Hazretleri diyor ki Güzel Hisar Barajı'nın uzak mesafe koruma alanı içinde olduğu için tesise izin vermiyoruz diyor. Köylü oraya pisliği akıtırsa bir şey yok. Ben arıtacağım derseniz Mevzuat Hazretleri karşısına çıkıyor. Nereye soracağız? Büyükşehir'e, İzmir Büyükşehir'e sorun diyor. İzmir Büyükşehir bizi ilgilendirmiyor diyor. Devlet Su İşleri'ne sorun diyor. Devlet Su İşleri diyor ki o baraj bizim değil diyor. O biraz Petkim'in barajı diyor. Onlara sorun diyor. Öyle yapıyor. Sonra ben nedir diyorum? Güzel Hisar Barajı'na bakıyorum. Tesise bakıyorum. Nehre bakıyorum. Dere doğuya doğru akıyor. Tesis batıda. Yani çok komik. Sonra sıkışınca diyorlar ki bir de Maske'ye sor. Maske'ye soruyoruz. Diyorlar ki oradaki arıtma tesisleri sorumluluğu bizde. Yapın kardeşim diyor. Şimdi yani mevzuat olayında Avrupa standartlarına henüz gelebilmiş değiliz. Yani Avrupa standartlarına göre bir yapılanma yok. Yine güncel bir örnek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı turizm geliştirme kooperatifleriyle ilgili bir tip sözleşme hazırlamış. Yıllardır var o sözleşme. Hala kullanılıyor. Kooperatifler, turizm kooperatifleri turizm tesisleri kurar ve işletir diyor. Amacı bu. Bu amacla kuruyorsunuz.
Tarım Bakanlığı diyor ki bu amaçla kurduğunuz tesis için size Avrupa fonlarına para vereyim diyor. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden de aktarayım diyor. %75'i Avrupa Birliği veriyor. %25'i Türkiye bütçesinden alıyorsunuz. Tesis kuruyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gidiyorsunuz. Diyor ki biz diyor turizm kooperatiflerine işletme belgesi vermiyoruz diyor. Buradan şu çıkıyor. 3 tane bakanlık arasında koordinasyon eksikliği var. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Dairesi'nin bu işlemlerin hiçbirisinden haberi yok. Diyor ki 1995 yılında kooperatiflere işletme belgesi verilmeyeceğine ilişkin bir kararımız var diyor. Bu karar dururken vermeyiz diyor. BİMER'e yazıyoruz. Sonra geliyor, telefon ettiler. Kontrolör kurulu bu kararı kaldırılmıştır dediler. 95 yılında alınan karar kaldırılmış. Yol açılmış. Bence yani böyle mevzuatı düzenleyerek Avrupa Birliği'ne daha çok uyum sağlayabileceğiz. Sorumlulukları, yetki alanlarını belirleyerek, onlar tanımlandı, belirlendi, yetkiler belirlendi. Bunlar çok hızlı olabilir diye düşünüyoruz. Evet, yani mesela bu maske bu konuda mesela güzel bir açılım getirdi. Yani bu konularda bazı konularda önümüzü açıyor mesela. Evet. Köy yolları maske şeye ait, büyükşehire ait. Bu tür yatırımların bir tek büyük bölümü büyükşehire ait. Aslında büyükşehir Manisa'ya yararlı olmuştur. Yani bu çok tartışılmıştır ama Manisa'ya yarar getirmiştir. Kesinlikle. Yani böyle. Çünkü bir takım yetkiler, sorumluluklar belirlenmiş bir görev bölümü yapılmıştır diye düşünüyoruz. Evet, sizin birinci konuşma güzel bir çerçeve çizdikti. Bu söylenenlerin de ışığında ilave etmek istediklerinizi almak isteriz. Buyurun. Tabii. Konu mevzuattan açılınca, konumuz evet. Avrupa Birliği olunca biraz ondan kısaca isterseniz evet, bahsedeyim. Şimdi Avrupa Birliği'nin çevreyle ilgili politikalarına baktığınızda çevre eylem programlarıyla bu politikaları hayata geçirdiğini görüyorsunuz. Sonuncusu yayınlandı. Yedinci çevre eylem programı yayınlandı ve 2020'ye kadar programın getirdiği gerekler yerine getirilecek. Avrupa Birliği çevreyle ilgili politikalarını hangi başlıklar altında topluyor diye baktığımızda İlki sürdürülebilir kalkınma başlığı altında çalışmalar yapıyor. Sonra atık yönetimiyle ilgili çalışmaları, hava kirliliğiyle ilgili bir başka başlık, su koruma ve yönetimi bir diğer başlığı Avrupa Birliği'nin, doğa koruma ve biyoçeşitlilik yine, toprak koruma, sivil savunma, gürültü kirliliği, iklim değişikliği ve çevre ile ilgili sorunların çözümündeki işbirliği. Bu başlıklar altında bu politikalarını hayata geçiriyor. Çevreyle ilgili politika araçlarına baktığınızda Avrupa Birliği'nin 3 ana eksen üzerine oturduğunu görüyorsunuz çevreyle ilgili araçların. 1- hukuki önlemler, 2- mali önlemler ve 3- diğer araçlar dediğimiz araçlar üzerine bunu kurduğunu görüyorsunuz. Hukuki araçların işte standartlar koyma çevreyle ilgili. Şu kadardan fazla kirletemezsin gibi standartlar koyma. Sınır değerler getirme dediğimiz araçları yer alıyor. Kirletme yasakları. Şu konuda kesinlikle kirlete yapamazsın gibi yasaklar. Bildirme, işaretleme. Mesela tehlikeli maddeler taşınmadan önce o maddelere ilişkin araçların trafiğe girmesiyle ilgili bildirimde bulunulması, yerel idarelerin ona ilişkin bir güzergah çizmesi vesaire gibi. Evet. Ruhsata bağlama yine bir diğer politika aracı bakıyorsunuz Avrupa Birliği'nde ve ÇED, çevre etkisi değerlendirme. Yani ÇED raporu diye bizim bildiğimiz ve Avrupa Birliği'nin omurgasını oluşturan çevre konusundaki mevzuattır ÇED. Evet. Mali araçları devreye soktuğunu görüyorsunuz çevreyle ilgili politikalarda. Mesela kirletme harçları alıyor. Bizde bunun karşılığı biliyorsunuz emisyon pul alınır ya araçlar evet, için. Aynen, evet. Bu vardır. Kirletme sertifikaları verdiğini görüyorsunuz. Çevre vergilerini alıyoruz ki bu çevre harçlarından farklıdır. Toplumun tamamını ilgilendiren şeylerde finansmanın bütün topluma yükletilmesi gibi bir boyutu vardır. Sübvansiyonlar verdiğini görüyorsunuz. Fonlar sağladığını görüyorsunuz. Bunların bazısı negatif rüşvet olarak ifade edilir. Mesela belli bir konuda yaptığı yardımlarla o hizmetin yapılmasını ya da o üretim faaliyetinin yapılmasını engelli. Sen bunun miktarını düşür, ben zararını sana karşılayacağım. Sen üretme bunu diyor. Evet. Çünkü ürettiğin zaman daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyorsun. Yani fabrika arıtma tesisini yaparsa bunun bedelini ben vereyim diyerek ödendiriyor gibi. Sübvansiyonlar var bu konuda. Evet. Bu da tam tersi. Yani birinde negatif rüşvet boyutu varken sübvansiyonlarda da çevreyle ilgili tesis kur diye sana para vermesi, bu konuda destek, mali destek çıkması var. Bir de zorunlu depozito ödemeleri dediğimiz hususlar var ki biliyorsunuz bu konuda hani bizde de bu atıkları atıyoruz ya cam şişe, plastik şişe vesaire gibi. Bu da diğer araçlar.
şey, diğer önlemler. Diğer araç başlığı altında da özetle çevreyle ilgili bilgilendirmeler, tamam, ve bu konudaki, evet, işte etiketlemeler. İşte bu ürün çevreye zarar vermeden, evet, üretilmiştir, evet, gibi, evet, kamuoyu nezdinde, tüketiciler nezdinde onu özendirici, evet, faaliyetleri sayabiliriz başlıklar, evet, altında. Peki. Teşekkür ederim. Yine sürdüreceğiz. Sizden de birer ikişer cümle aldıktan sonra bir ara vereceğiz. Ama aranın ardından yine devam edecek. O arada da bürokrasiyle yapılmış röportajlar var. Bakalım onlar ne diyecekler. Onların üzerine sürdüreceğiz. Evet, siz söylediklerinize ilave etmek istediklerinizi söyler misiniz? Buyurun. Tabii ki. Evet. Ben bir de Ziya Bey'in dediği gibi içme suyu tesislerimizle ilgili de biraz, evet, konuşmak istiyorum. Sonuçta içme suyu sağlıklı olmalı. En, evet, önemli unsur, evet, bu. Evet. Biz gerçekten sağlıklı bir içme suyunu temin etmeliyiz. Evet. Ama sizin de dediğiniz gibi barajlarla alabilen bir başka ilimiz var Manisa'dan. Evet, evet, evet. Ama biz hala yeraltı sularından içme suyu temin, evet, ediyoruz. Evet. Bu bana göre olmaması gereken bir şey. Evet. Biz de aynı şekilde barajlar yöntemiyle içme sularını temin edebilmeliyiz. Evet. Biz bununla ilgili de geldiğimizden beri devlet su işleriyle toplantılar yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz, diyalogluyuz. Yani biz de inşallah gitmeden, evet, bitirmeden görevlerimizi, evet, Manisa'ya barajlardan içme suyu temin etme şansına getireceksiniz. Çünkü bir süre sonra yeraltı suları bitecek, ihtiyacı karşılayamayacak, evet, duruma, evet, gelebilecek. Yani zaten, evet, evet, şu an normalde dünyada, evet, yeraltı sularında çok ciddi azalma var. Yani, evet, biz hala bunu kullanarak azaltmaya, evet, devam etmeyelim artık. Yani, evet, biz de bunu yüzeysel sulardan temin edebilmeliyiz. Şimdi yurt dışına gidip bu tür tesisleri inceleyen arkadaşlar da anlatırdı. Bu suyu üçüncü kez içiyorsunuz, bu suyu, evet, beşinci kez, evet, içiyorsunuz denildiğini, evet, söyledi. Bir de suları yeniden yapıyoruz. Kullanım. Dünyadaki su miktarı, molekül miktarı belli. Bunu azaltıp çoğaltamıyorsunuz yani. Evet. Bunu da kirlettiğiniz an gerçekten... Yani sonuçta kirli bir su içeriz. Evet, kirli bir su içeriz. Kirli bir suyla da yaşayamayacağımız için, evet, kendi sonumuzu hazırlamış kendimiz oluruz. Hazırlarız. Evet, evet. Buyurun, sizden de alalım. Şimdi sorduğunuz soruyla alakalı istiyorsanız, evet, cevap verelim. Buyurun. Biz Manisa'da büyükşehir olduktan sonra hani Manisa merkez değil de 17 ilçeyi göz önüne alarak gördüğümüz bazı sıkıntıları, evet, gün dışına çıkardık. Evet. Bunlardan biri olan atık karakterizasyonu sistemini yaptık. Yazlık ve kışlık atık karakterizasyonunu belirleyerek oluşan atık miktarlarını, yani %35 oranında bir organik atığının olduğunu, o yüzden yeni tesisimizde kompost alanı yaptık. Yaptınız, evet. %29 oranında bir ambalaj atığının, ha, olduğunu, bunun için vatandaşın bilinçlendirilmesi gerektiğini, bununla alakalı hani biz biraz daha mahalli idareler olarak, evet, o olsun bu olsun değil de onu yapmalı bunu yapmalı tarzında düşündüğümüz için, evet, söylüyoruz. %29 olan ambalaj atıklarının kaynağında nasıl ayrıştırılır diye Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir görüşme talebinde bulunacağız ve bir eğitim CD'leri oluşturduk. Yani bir eğitim birimi kurarak okullarda, mahallelerde, ev toplantılarında ambalaj atıklarının ve geri dönüşüm atıklarının sınıflarını ve nasıl ayrıştırılması gerektiği ile alakalı eğitim seminerlerine başlayacağız. Bunun yanı sıra bizim Manisa'da en büyük sıkıntımız olan kış aylarında oluşan kül miktarı. Evet. Bu da %35 oranında. Yani benim size bahsettiğim oranı şöyle anlatayım. Evet. Manisa'nın 7700 ton tıbbi atık yıllık. Evet. Evet. Yaklaşık olarak 530 bin ton evsel atık ve 40-45 bin ton civarında endüstriyel atık muhtevası olan bir yer Manisa. Yani bunların arasındaki değerlerden bahsediyorum. Yani %35'i derken bunlara entegre edilerek oluşan rakamları söylüyorum. Bunun için de Manisa ilinin tamamında bir teknik arkadaşlarımızla bir fizibilite çalışması yaptık. Kış aylarında, belki bu kışa yetiştiremeyebiliriz ama kış aylarında küllerin ayrı toplanacağı, evet, kutular, yani yanmayan, evet, duman oluşturmayan, herhangi bir çevreye zararı olmayan ve ayrı toplanıp gömülen kutular planlamayı düşünüyoruz. Evet. Tabii bunu da ilçe belediyelerle koordinasyonlu bir şekilde yapacağız. Yani çevre mevzuatı üstünde durması gereken bir mevzuat olduğu için sadece mahalli idarelerin değil tüm kurumların elini taşın altına çok fazla sokması gereken bir şey. O yüzden biz de bunu, evet, eğitimlerle aşacağımıza inanıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Evet, geçtiğimiz yıllarda
şöyle bir şey tanık olmuştuk. Hastane atıklarının oraya dökülmesi yasak. Buradan engelleniyor. Fakat İzmir tarafından dökecek yer bulamayanların oraya çöplüğü hastane atıklarını döktüğü söylenmişti. Kontrol yoktu o zaman, çevresi çok açıktı. Sonra oraya gazeteci arkadaşlarla gittiğimizde de bu hastanede hortumlar oluyor, lastik hortumlar. O lastik hortumları çocukların ayırdığını, bir sürü yaptığını ve onları sapan yapmada kullandıklarını, boyunlarını astıklarını, şeyleri görüyor. Serum şişeleri ellerindeydi. Yani o günler dilerim geride kaldı. Artık kaldı. Böyle yapıyor. Dilerim artık hiç gündemde olmasın. Bunlar ayrı toplansın. Hepsi aslında bunun özü evde ayırma. Evet, yani ayırmayı başlatabilirsek öyle bir bilinçli kuşak gelecek, ayıracak. Geçtiğimiz yıllarda şöyle bir seri yapmıştık. Ayşe Mesir'i tanıyor. Ayşe Sipil Dağı'nda. Ayşe katı atıkları yeniden kazanıyor diye böyle kitaplar bastırmıştık. Mesela onlar yeniden geliştirip ikinci baskısı yapılarak okullara dağıtıldığında o çocuklara çevre bilincini vermek lazım. Gerçekten onlara karşılığında verdiğinizde bu sizin topladığınız gazetelerden, katı atıklardan yapılan kitaplardır dediğinizde onlar buna özeniyorlar. Böyle çevre kulüpleri oluşturmak lazım. İkinci bölümde yine bunları konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Aranın ardından sokak röportajlarımız olacak. Evet. Avrupa Birliği yolunda Manisa programımızın ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Bu bölümde de değerli konuklarımızla Manisa'da çevre konusunu tartışmayı sürdüreceğiz. Ancak bunlardan önce yine yapılmış röportajlar var. Birinci bölümde sokak röportajlarını izlemiştik. Bu bölümde de konunun ilgili bürokratlarıyla yapılan röportajlar var. Evet, sizi o röportajlarla baş başa bırakıyoruz. Türkiye'de geç kalışımızın nedeni çevre bilincinin oluşmaması, çevre bilincini geliştiremememiz ve okullarımızda bunu bir ders haline getiremememiz. Aslında bunu okullarımızda ders haline, ders olarak çocuklarımıza şu anda bile vermemiz gerekiyor. Geç kalın ama hemen ne kadar geç kalırsanız kalın, zararın neresinden dönerseniz kârdır mantığıyla, mentalitesiyle hareket edeceksiniz ve bu dersleri koyacaksınız. Koymak zorundayız, geri dönüşüm. Evdeki atıklarımız, evsel atıklarımızı bile hala o bilinci geliştiremedik. Metalleri, plastikleri ayrı veya kağıdı ayrı bir kutuya koyup, ayrı bir torbaya koyup verme bilincini geliştiremedik. Neden geliştiremedik? Çünkü zor geliyor bize. Aslında ekonomiye ve çevreye çok büyük katkı sağlar bunu yaparsak. Bu evden başlamalı. Geri dönüşüm dediğiniz şey evden başlamalı. Fabrikalarda bu geri dönüşüm olayı bilinci gelişmiştir. Çünkü fabrikalar bundan büyük bir kazanım elde ediyorlar. Daha önce çöpe attıkları malzemeyi para karşılığında satıyorlar. Bir ekonomik değer oluşturuyor ve ihalelerle satıyorlar. Çok ilginç ihaleler oluyor ve inanın orijinale yakın fiyatlar ödeniyor ve bunlar alınıyor. Tabii alabildiğine bir rekabet var geri dönüşüm olayında. Bu aslında sevindirici. Rekabetin olduğu yerde güzellikler vardır. Fakat çevre bilincinin gecikmesi bir taraftan bizim eğitim programlarımızın yanlışlığı, bir taraftan da devletimizin bu konuda bilinçsizliği. İlk Çevre Bakanı Rıza Akçalı, Manisalı'dır kendisi, kendisini saygıyla selamlıyorum buradan. Rıza Akçalı bu konuda önemli kuruluşlar yaptı. Örneğin ÇEVKO'yu kurdu. Biz
yani atık su arıtma tesisleri ve kanalizasyon tesisleriyle ilgili görev alanımız gereği görevlendirildiğimiz için ben bu konuda size bilgi vereyim. Hani çevre çok geniş bir kapsam, çok geniş bir konu. Artı bizim görev alanımızda yani MASKİ'nin görev alanında olmayan kısımları da çok büyük bunun. Çevre şehircilik var, Büyükşehir Belediyesi var. Mesela kat atık tesisleri Büyükşehir Belediyesi'nde, çevre şehirciliğin organize sanayiler, çevre şehirciliğin sorumluluğunda. Yani onun için ben size MASKİ'nin sorumluluk alanında olan tesislerle ilgili bu oyun sürecinde neler yapıldığını ve yapılabileceğini ve planlanan hizmetleri özetle anlatmaya çalışayım. Tamam, o zaman sizi dinliyoruz. Tamam. Şimdi Manisa Atık Su Arıtma Tesisleri, şöyle diyeyim, Manisa büyük şehir olmadan önce biliyorsunuz sadece Manisa 350 bin nüfuslu bir Manisa'ya hizmet etmek zorundaydı. Büyük şehir olduktan sonra şimdi artık 1 milyon 350 bine ulaştık. Dolayısıyla bir koskoca Manisa il haritasının içine girdik sorumluluk alanı olarak. 17 ilçemiz var şu an. 17 ilçede toplam mesela her ilçe bazında düşünürseniz bir kere her ilçenin kendince bu sorunu çözmesi gerekirdi normal şartlarda. Ama tabii ilçelerin ekonomik gücü onların elinde olan şeyler de değil. Kredilendirme güçleri olmayabiliyor. Ama Manisa bana göre bu konuda yine de en şanslı yerlerden biri. Herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışmış. Herkes bir arıtma tesisi, en azından atık su arıtma tesisini oluşturmaya çalışmış. Yapmış, evet. Ben o tesisler hakkında size zaten bilgi vereceğim bu konuda. Şimdi Manisa merkezde 30 yıl öncesinde yapılan bir arıtma tesisi var. 25 yıl öncesinde yapılan bir arıtma tesisi var. Artık ömrünü doldurmuş, bitmiş. Bununla ilgili MASKİ kurulmadan önce Manisa Büyükşehir Belediyesi bir girişimde bulunmuş ve bir proje yaptırmış. Atık su arıtma ile ilgili, tesisiyle ilgili bir proje yaptırmış. Bu projeyi de uygulamaya koymak üzere hep kamu kurumlarından kredilendirme sistemleriyle araştırmış, protokoller yapmış. Ancak MASKİ kurulana kadar bu gerçekleşememiş bir türlü. Biz kurulduktan sonra ilk önce Manisa Atık Su Arıtma Tesisi'ni ele almak istedik. Çünkü çok elzem durum. Şu an ya da o an çalışan tesis dahi ancak %30 kapasitesini kaldırıyordu Manisa'nın. Yani kapasitesi yok o konuda. Eski bir tesis ve bugünün nüfusuna hitap edemeyen bir tesis. Şimdi bunlar hep planlandığında biliyorsunuz mesela bugün güncel nüfusla değil işte 20 yıl sonrasının nüfusuna göre planlanır. Yani ben bir arıtma tesisi yapıyorsam o tesis bana 25-30 yıl hizmet etmek zorundadır. Bir kanalizasyon tesisi yapıyorsam da bu böyledir. Bu nedenle Manisa Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaat ihalesiyle ilgili çok ciddi bir çalışma başladı. Bütün kurumları araştırdık ihalesi için. Kredi almak zorundayız. Hani MASKİ çok yeni kuruldu. Bütçemiz belirli. Artı şu an ilçelerin bütün kredi borçları bize dönüyor. Altyapıyla ilgili olarak. Biz ödemek zorundayız onları. Büyükşehir'in öyle bir uygulaması kanunu var. Yani MASKİ kurulduğunda. Hepsi bize gelecek ve biz onları ödeyeceğiz. Dolayısıyla şu an Köprübaşı hariç hemen hemen bütün ilçelerde arıtma tesisi ya var ya da projelendirme safhasında. Köprübaşı'nın da kanalizasyon şebeke projesini yaptırıyoruz. Onun peşine hemen atık su arıtma tesisi planlaması da yapılacak. Avrupa Birliği'ne girmeden önce değişmemiz lazım ki Avrupa Birliği'ne rahat girebilelim. Yani bu konunun aslında bütün başlıkların özeti bu. Kültürel yönden neler değişebilir? Çok şey değişeceğini tahmin ediyorum. Çünkü bizim bilip de uygulamadığımız çok kültürel yönden zayıf olduğumuz noktalar var. En azından yani bir kültürümüz mutlaka var. Annemiz, örfümüz, adetimiz var ama insanlarımıza saygı açısından o da bir kültür demektir. O da bir
eskiden gelen bir kültür demektir. Dolayısıyla o yönden çok şeyin değişeceğini tahmin ediyorum. En azından kavşaklarda, kırmızı ışıklarda insanların geçmeyeceğini, trafiğe, araçlara yol vereceklerini, yine araçların da sarıda hareket etmeyeceklerini, onların da yeşil yanmasını bekleyeceklerini, her noktadan yola atılmayıp yaya geçitlerinden geçeceklerini, bunlar da bir kültürdür. Avrupa'da bunlara çok dikkat ediliyor. Çok da önemli. Yani kazaların çoğu bunlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla en ufak nokta bana göre trafikteki çok şey değişecektir. Bu tür alışkanlıklarımızı Avrupa eline girdiğimizde daha rahat uygulayabiliriz. Çevre politikaları ve standartlarının çok gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Yani devlet çevre ve çevrenin korunmasıyla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yaptı, yapıyor. Standartların oluşturulduğunu biliyoruz. Ha, uygulamada sorunlar var bizde. Uygulamada sorunlar var. Bu konuda çevreyle ilgili konularda biraz daha teknik bilgilere de sahip. Avrupa standartlarının çok gerisinde değiliz. O konuda Çevre Bakanlığımızın ve diğer ilgili birimlerimizin ve elbette üniversitelerimizin yaptığı çalışmalar var. Bizim örneğin çevreyle ilgili bir uygulama araştırma merkezimiz var bu konuda. Şunu ifade edeyim, tabii bu bir zihniyet meselesidir. Çevre ve çevrenin korunması yasal düzenlemeleri aşan bir zihniyet meselesidir. Çevre nedir, çevreye gerçekten nasıl sahip çıkılır ve çevre korunur? Bu konuda tüm dünyada bir bakış açısı değişikliğine ihtiyaç var. Yani dünyada henüz bu konuda uluslararası bir anlaşma uygulanabilmiş değil. Uluslararası Birleşmiş Milletler'in çevre örgütünün yürüttüğü uluslararası çevre politikaları var. Belli aralıklarla Kyoto Sözleşmesi, Rio vesaire. Ama orada henüz ülkeler bir araya gelip çevrenin korunmasında gerekli anlaşmaları yapabilmiş değiller. Çünkü her ülke yine çevre politikalarını kendi ekonomisinin zarar görmemesi çerçevesinde yürütme anlayışı içinde çevrenin korunmasındaki yükümlülükleri mümkün olduğu ölçüde diğer ülkelere yıkma yaklaşımı içinde. Dolayısıyla dünya henüz daha çevrenin gerçekten korunmasıyla ilgili felsefesini, bakış açısını gözden geçirmiş değil. Yani dünya hızla çevreyi, doğal kaynakları tüketmeye devam ediyor. Her ne kadar bir çevre duyarlılığı, çevre bilinci gündeme gelmişse de bu konuda zannediyorum biz dünyayı aynı hızla tüketmeye, kirletmeye, yok etmeye devam ediyoruz aslında. Bu konuda köklü bir politika değişikliği yok dünyada. Çok lokal politikalar var. Evet, kentimizde görevli bilim adamlarımızı, rektörümüzü, belediyede çalışanlarımızı, iş adamlarımızı izledik. Onların görüşlerini de aldık. Şimdi biz yine söyleşimizi değerli konuklarımızla sürdüreceğiz. Birinci bölümde Sayın Ziya Tay, Doktor Ziya Tay bahsederken su kirliliğinden, gıda kirliliğinden, hava kirliliğinden söz etti. Su konusunu konuştuk. Biraz sonra yine konuşmayı sürdüreceğiz. Ama gıda dediğimizde toprak geliyor, ziraat geliyor. Son yıllarda GDO'lu ürünler, organizması değiştirilmiş ürünler çok gündemde ve onun karşıtı olarak işte organik üretim özendiriliyor. Sayın Valimiz de sık sık bunu gündeme getiriyor. Manisa'da organik tarımın geliştirilmesi konusunda girişimler var. Ben de konuyla ilgileniyorum. Birinci bölümde de söylemiştik, yine tekrarlamakta yarım ama her şey eğitime bağlı. Yani her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitim şart. İnsanlarımızı organik tarımın ne olduğunu öğretmemiz lazım. Bu hobi bahçeleri konusu sık sık gündeme geliyor. Özellikle seçimler sırasında belediye başkanı adaylarımız bunu seçim beyanname bildirgelerine de alıyorlar. Kamuoyuyla paylaşıyorlar.
Ama konunun üzerine eğildiğimizde gördük ki Türkiye'de hobi bahçelerinin mevzuatı yok. Yani seçim bildirgesinde ben hobi bahçelerini kuracağım diyen başkanımıza nasıl kuracaksın sorusunu yönelttiğimizde mevzuatın olmadığı ortaya çıkıyor. Ve kuranlar sorunlarla karşılaşıyorlar. Oysa ufak bir düzenleme yapılacak. Aile ekonomisine katkı sağlanması, insanların tarım, organik tarım üzerinde eğitilmesi, hafta sonlarını daha iyi bir şekilde çocuklarıyla birlikte doğada değerlendirmesi açısından o yolun açılabilmesi için böyle bir çalışma başlatılmalı ve mutlaka yapılmalı diye düşünüyoruz. İnsanlar domatesi dalından koparmayı unuttular. Biz köyde işte 50'şer metrekarelik adına kesik dediğimiz küçük bahçeler vardı. Duklu çeşmenin altında onlar sulanırdı ve 50 metrekarelik kesikler o ailenin bütün ihtiyacını karşılardı. Bir dolaşmada patlıcan vardı. Ondan sonra diğerinde domates, biberler vardı. Köşelere çekilmiş kabaklar vardı. İnsanlar oralardan 3-5 bamya kökü diktiğinde bütün ihtiyaçlarını birkaç sıra fasulye sardıklarında karşılayabilir durumdaydılar. Ve bunlar doğal gübrelerle yetiştirildiği için de sağlıklıydı. Ve domatesi kokusundan, lezzetinden domates yediğinizi anlıyorsunuz. Bu insanlar yine böyle bir özlem içine girdiklerinde bu olanak onlara sunulmalı. İnsanlar, aileler gidip toprakla uğraşabilmeli, domates dikebilmeli, dalından koparabilmeli. Sonuçta bu bir mevzuat meselesi. Bunun da örnekleri, olumlu örnekleri Avrupa'da çok yaygın biçimde var. Avrupa kentlerinde, kentlerin yakınındaki tarım ayrılmış alanlarda yapılmış ve insanlar oraya gidiyorlar. Ve hafta sonunda çocuklarıyla birlikte bahçede geçiriyorlar. Oysa bizim burada konuşuluyor ama yok. Tarımda da büyük kirlenmelerin olduğunu, bilinçsiz ilaç kullanmanın olduğunu, bunların toprağı giderek kirlendirdiğini, yani sadece gedi suyunun değil toprağın da kirlendiğini görüyoruz. Ziya Bey, siz bu konularda neler söyleyeceksiniz? Tabii tarım alanında insektisit dediğimiz zehirli ilaçların kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak ilaç kalıntıları üretilen üründe, meyvede, sebzede kalıyor. Evet. Bu da insan sağlığına önemli ölçüde zarar veren bir madde. Evet. Tabii sık sık duyuyorsunuz, ilginç bir şey daha, işte yabancı ülkelere ihraç ettiğimiz gıda maddelerinde öncelikle madde kalıntı tespiti yapılıyor. Eğer varsa hemen geri gönderiliyor. Evet, evet. Halbuki niye geri gönderiliyor ki? İmha edilmesi lazım. Geri gönderiliyor. Burada tüketiliyor. Evet, Türkiye'de, evet, ülkemizde aynen, tüketiliyor. Evet, evet. Yani zararlı olduğu bilinerek evet. Konuda da bir mevzuat eksikliği var. Evet. Bunların tüketilmeyip imha edilmesi gerekiyor. Tabii burada bu durumu ortadan kaldırmak için yapılacak şey organik tarıma geçmek. Evet. Bu hem halkımızın yararına, sağlıklı gıda ve besin sağlanması açısından hem çiftçimizin de yararına. Mesela bugün ilaç kullanarak üretilmiş bir kuru üzümün kilosu 5-6 lira arasında satılırken organik olarak yetiştirilen üzüm onun 10 lira gibi yüksek fiyatlara satılabiliyor. Burada çiftçinin de bir kazancı olacak. Tabii burada bir de vatandaşa da şöyle bir görev düşüyor. Yani her meyve sebzeyi mevsiminde yemek lazım. Evet. Yani mevsimi dışında da illa o meyve sebzeyi talep edersen onun üretimi olur ve o da sağlıksız olur. Evet. Mevsiminde yetişen, doğal ortamında, toprakta yetişen meyve sebze gibi sağlıklı olmaz. Az önce de belirttiğiniz gibi sadece gıda ürünlerine değil toprağa da zarar veriyor bu zehir dediğimiz insektisitler. Onlar da zaman içerisinde toprak da bundan zarar görüyor. Çözüm basit, organik tarımı desteklemek ve organik tarıma geçmek. Yine gıda güvenliği ile ilgili bir konuyu da kısaca belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz 2004 yılına kadar gıda üretim ve denetim satış yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi Sağlık Bakanlığı'na aitti. Bu tarihte yapılan bir mevzuat düzenlemesiyle. Bu Tarım Bakanlığı, Gıda Tarım Orman Bakanlığı'na geçti ve bu denetimler onlar tarafından yapılıyor.
Tabii bunun gerekçeleri vardı, sağladığı avantajlar vardı ama bazı da dezavantajları oluştu. Şimdi bakanlık olarak, kurum olarak vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlama görevi, sağlıklı beslenmeleri için gerekli çalışmaları yapma görevi Sağlık Bakanlığı'nda. Ancak Sağlık Bakanlığı sağlıklı gıda konusunda bir şey yok, yetkisi yok. Evet. Mesela duymuşsunuzdur, çok yakın zamanda bir düzenleme yapıldı okul kantinleriyle ilgili. Kantinlerde satılan maddeler renklendirilerek 3 gruba ayrıldı. Yeşil, turuncu ve kırmızı diye. Yeşil olanlar işte bulunması ve tüketilmesi tavsiye edilen işte süt gibi, meyve, taze meyve gibi besinler içeriyor, gıda maddelerini içeriyor. Turuncu olanlarda hani miktar ve işte belirli oranları sağlayanların dikkatli olarak tüketilmesi gereken. Kırmızı olanlarda işte gazlı içecekler, enerji içecekleri, patates kızartmaları gibi çocukların sağlığına zararlı olduğu ifade edilen, kullanılmaması, kesinlikle kullanılmaması önerilen ve satışı yasaklanan maddeleri içeriyor. Evet. Peki bu maddeler niye üretilir ki? Evet. Sağlığa zararlıysa niye üretim izni verilir ki? Evet, evet. Burada ben bu Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı'nın koordinasyon eksikliği var değil mi? Evet. Yani burada ya tek bakanlık üzerinden yürütülmesi ya da bu koordinasyonun iyi sağlanarak bu sorunun çözülmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet, evet. Evet, işte Avrupa Birliği yolunda yolumuzu hızlandırmak, daha kısa sürede gitmek için bu düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Şimdi birisi yürüyor yolda. Bir arkadaşımız da orada kişi, amca çift sürüyor. Amca ben diyor Haciramanlı'ya ne kadar sürede giderim diyor. Amca da hiçbir ses yok. Çift sürmeye devam ediyor. Amca duymadığını, ben Haciramanlı'ya ne kadar zamanda giderim diyor. Ona ses yok. Adam kızıp giderken arkasından bağırıyor. Hey hemşerim, yarım saatte gidersin diyor. E demin niye söylemedin? Yürüyüşünü görmedim ki diyor. Yani şimdi bizim Avrupa Birliği'ne ne zaman gideceğimizde işte bu mevzuatları düzenlememizle ilgili olacak. Yani bu bizim yürüyüşümüzü gösterme, bunları organize etme, organizasyonları kurma durumunda olacak. Bir de yenilenebilir enerji kaynakları son yıllarda çok tartışılan gündem başlıklarından bir tanesi. 90'lı yıllarda burada bir güneş evi tasarım takımı kurduk. O zamanlarda da güneş evleri falan çok tartışılıyordu. Bir güneş evi tasarım takımında Marmara Üniversitesi'nden, Ege Üniversitesi'nden, Ankara'dan profesörlerin katıldığı bir ekip oldu. Bir de Norveç'ten Anna Grete Hesnes diye bir profesör bayan geldi oraya. Önce dediler ki meteoroloji verilerini alalım. Yani nerede çalışıyoruz, nedir? O Norveçli bayan Manisa'nın meteoroloji verilerini görünce böyle gözleri açıldı. Biz sizin 1/8'iniz kadar güneş görüyoruz. Ben bir güneş evinde oturuyorum dedi Norveç'te. Siz Manisa'da konutlarınızın tamamını kışın güneşle ısıtabilir, yazın güneşle soğutabilirsiniz dedi. Yani böyle bir şey direkt söyledi ve sonra ekip çalıştı, bir güneş evi projesi çizdiler. Sonra ben bunu dedim ki belediye yapsa, konutlarını burada ağırlasa, hatta basın açıklamalarını falan burada yapsa diye düşündüm. O proje epey dolaştı böyle elden ele. Öyle bir proje var. Daha sonra onu bir salonda uyguladık bu projeyi. Şimdi kışın dışarıda 10 derece, içeri geliyorsunuz 20 derecelik bir ortam var. Yazın dışarıda 30 derece bir sıcaklık var, içeri giriyorsunuz 20 derece bir yaşam ortamı var. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani yaptığınız olay, bina güneye bakan cephesinde 50-60 santimetre genişliğinde bir sera var. Duvar siyaha boyanmış durumda. Yazın güneşle o duvar ısınıyor. Seranın içindeki hava baca gibi çalıştığından seranın üstüne attığınızda içerideki havayı çekiyor, mazgallar var altında. Karşı duvarda da bir tane mazgal var. Yerin 2 metre altında 16 derece sabit sıcaklık var. Yaz kış değişmiyor. Bu nedenle yazın mağaralar serin, kışında sıcak olur dış ortama göre değerlendiğinden.
buradan emince havayı, o oradan hava yemiyor. İçeride kalsanız nezle olursunuz. Yani içeride bir şey yapıyor. Hiç harcadığımız bir şey yok. Biz ona dedik ki bir ilave yapalım. Bir tane kamyonun radyatörünü koyalım. İçeride kullandığımız suyu oraya bağlayalım, geçsin. Kullandıkça su içinden dolaşsın. Hava da onun içinden süzülerek gelsin. Oradaki suyla o şeyini, ortamı soğuttuk. Sıcak nasıl oluyor dediler yani. Peki sıcak? Sıcak kolay işte. Isınan havayı odada dolaştırıyoruz. Seranın üstünü kapatıyoruz. Kışın. Isınan hava yukarı çıkıp içeri giriyor. Alttan da soğuyan havayı çekiyor. Böyle bir hava akımı oluyor. Sandalyeyi koyuyorum, elini tut diyorum. Çekiyor. Ne oldu? Sıcak diyor. Hava yani. Kış gününde böyle bir şey. Yani demek ki evlerimiz güneşe göre planlansa, planlanırken güneş dikkate alınsa, güneşten yararlanabileceğiz. Bütün antik kentler kazıldığında evlerin ve sokakların güneşe ve rüzgara göre planlandığını görüyoruz. Ama çağımızda planlamacılar güneşi ve rüzgarı unuttular. Dehliz gibi yanaşık düzende sokaklar hava almıyor. Mimarın özgürlüğü yok. Yani cephe belli, yanı belli, şey yapıyor. Birkaç balkonda ya da çatıda bir şey yapabilir duruma geliyor. Oysa geniş alanlarda planlamalar bu imkanları verebiliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları da mutlaka sizin de ilgi alanınız içinde. Biraz bunlardan söz edelim mi? Tabii. Şimdi önce Manisa ile ilgili bir şeyden hatırlatalım. Evet. Devletin kendi kurumlarının yaptığı raporlarda geçen bilgiler var. Örneğin 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapor var. Türkiye Çevre Sorunları Öncelikleri Envanteri Değerlendirme Raporu. Evet. Manisa ile ilgili kısmında Manisa'nın çevresel sorunlarının önceliği sıralanıyor. Birinci sırada örneğin hava kirliliğinden bahsediyor. Evet. İkinci sırada su kirliliği, atıklar, gürültü kirliliği, erozyon diyor. Devam ediyor. 7 madde halinde sıralanıyor. Evet. Örneğin çevre kirliliği, yani hava kirliliği diye bahsedilen konuda Ege bölgesinin diğer illeriyle bir kıyaslamalar, raporda verilen bir bilgide deniyor ki Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Uşak illeriyle kıyaslandığında hava kirliliğinde Manisa bölge illerine göre birinci sırada diyor. Evet. Şimdi bunun sebeplerinden de kısaca bahsedelim. Bunun birinci sebebini diyor ki Manisa'nın coğrafi anlamdaki bulunduğu konumdan bahsediyor. Evet. Sipin Dağı'nın eteğinde. Evet, çünkü atmosferik bir sıkıntı var. Enverizyon dediğimiz o hava sirkülasyonu gerçekleşmiyor. Evet. Hal böyle olunca kirli hava burada kalıyor. Evet. O rüzgar etkisiyle dağılması engelleniyor. İşte ısınmayla ilgili sıkıntılardan bahsediyor. Yakma kültürüyle ilgili. Yakıt kalitesinin düşüklüğünden bahsediyor. Trafik önemli bir konu. Biliyorsunuz sabah 8 ile 10 arası, akşam da 4 ile 6 arası Manisa merkezine girmek ciddi bir sıkıntı. Evet. Çünkü servislerin yoğunluğu var ve nitekim ölçümlerde, hemen Metroloji Müdürlüğü'nü biliyorsunuz, İzmir yolunda giriştedir. Ölçümlerde en yüksek değerler sabah 8-10 arasında çıkmış. Bir de yine akşam saatlerinde bahsettiğimiz servis çıkış saatleri. Ki orada raporda da belirtilmiş. Servis çıkış saatleri. Egzoz gazları. Aynen. Evet. Nispeten yeni çevre yolu bu konuda biraz rahatlattı. Evet. Çünkü şehrin ortasından geçen bir ana yol var. Evet. Hava sirkülasyonu düşük gibi sebepten. Bakın sanayinin etkisi 5. sırada yer alıyor. Evet. 5. sırada yer alıyor bu konuda. Evet. Tabii az önce sizin belirttiğiniz gibi ülkelerin ve illerin bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi son 10 yılda çok ciddi anlamda gündeme geldi. Bakıyorsunuz. Tabii bunun geçmiş kökenleri var. Bir çevre boyutu var ama bir de öteki tarafta da işin maliyet boyutu var. Evet. Fosil yakıtlar dediğimiz, başta petrol olmak üzere, katı yakıtlar, kömür gibi olmak üzere. 1973 yılında yaşanan o meşhur petrol krizinden sonra ülkeler dediler ki biz her şeyimizi petrole bağladık. Ana girdi maddesi oldu üretim içinde, yakıt içinde. Bakın işte böyle sıkıntılar yaşanınca ne olacak? Bunun da bir sonuçta bir doğal kaynak olarak bir ömrü var. Ne olacak? Birinci boyutu bu oldu. Evet. Aslında bu yenilenebilir enerji kaynakları gündeme getiren. İkinci boyutu da işte çevresel sıkıntılar oldu. Evet. Bu ikisinin birleşimiyle buna doğru bir yönelme oldu. Baktığınızda nedir yenilenebilir enerji kaynakları, hangi tür şeylerden oluşuyor diyor. Baktığınızda biyokütle enerjileri var. Bu biyo atıkların kullanıldığı. Dalga enerjisi var. Örneğin bu denizlerde, konuda İskoçya çok ciddi çalışmalar yapmış. Bir ada ülkesi. Gergit olayının çok yaşandığı bir yer. Evet. Dalga tünelleri şeyleriyle, pervaneleriyle bu konuda ciddi bir elektrik enerjisi üretiyor. Güneş enerjisi var. Az önce sizin de söz ettiğiniz. Yılın en az 9 ayı güneş alan bir yerden bahsediyoruz. Yılın 9 ayı güneş alan bir yerde. Bu konuda ciddi bir avantajınız var. Evet.
İşte hidrojen var, hidroelektrik enerjisi var, jeotermal enerji var yine bu konuda, rüzgar enerjisi başvurulan şeylerden bazıları bu yenilenebilir enerji konusunda. Tabii yenilenebilir enerji konusunda dikkat edilmesi gereken nokta bölgenin kendi coğrafi konumu, iklimsel şartları, ama bir diğer konu, bir yenilenebilir enerji kaynağını hayata geçirirken doğadaki başka bir şeyi de sıkıntıya sokmamak gerekiyor. Mesela son yıllarda gündemde olan rüzgar gülleri var, siz de biliyorsunuz. İşte İzmir ve çevresinde çok görüyorsunuz sık sık. Hatta şimdi Uşak yoluna kadar çıkarsanız görürsünüz. Mesela onlarla ilgili başka sıkıntılardan bahsediliyor. Kuşların, özellikle bu göçmen kuşların göç yollarını etkilemesi gibi. Bu da yakındaki bir başka yerleşim yerlerine ses nedeniyle rahatsızlık verdiği söyleniyor. Bu gibi şeyler var. Ha, bunların da yarattığı sıkıntılar meydana gelebilir. Ha, bunların dikkate alınması gerekiyor. Olaya sadece çevresel bazda, lokal bazda değil de biraz daha böyle genel bakmakta fayda var. Türkiye'nin durumu ne bu konuda? Ondan biraz isterseniz bahsedelim. Bakın, yenilenebilir enerji konusunda Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye'nin kıyaslamasına baktığımızda bu konuda İsveç'in önde geldiğini görüyorsunuz. %38,5 enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyor. Türkiye'de bu oran ne diye baktığınızda, Türkiye'deki bu oranın bölge ülkeleriyle kıyaslandığında son derece düşük kaldığını görüyorsunuz. İşte bu Avrupa Birliği uyum sürecinde bu çevre eylem planlarıyla bu oranın, Avrupa'nın genel kabul ettiği oran %20 standardı var. Türkiye'de bu standartlar için çaba sarf etmekte. Dediğimiz gibi mevzuat açısından Almanya, Avusturya bu konuda çok ciddi mevzuatlara sahip. Bu konuyu cidden sahiplenmiş ülkeler. Ve Türkiye'nin de hem çevre noktasında hem enerji konusundaki işin ekonomik boyutu, cari açık dediğimiz ciddi sıkıntı ve dışa bağımlılık noktasındaki yegane çözümlerinden biri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi olacak. Ve bölgenin kendi hassasiyetleri, coğrafi boyutları ve diğer konuları göz önüne alarak yapılması son derece önemli. Elektrik hatlarının çekilmediği bölgelerde, yollarda kullanmaya başlandı mesela. Yol işaretlerinde, trafik işaretlerinde güneş enerjisinden yararlanıyor. Giderek yaygınlaşıyor. İlk zamanlar maliyetlerin çok yüksek olduğu söylenirdi. Ama şimdi bakıyorsunuz oraya elektrik hattının döşenmesi, yeni altyapı çalışmalarının yapılmasına baktığınızda öbür günü direkt dikip koyabiliyorsunuz ve daha ucuza başa baş mevzuatla noktaya geldi. İlgili de bakın ciddi mevzuat düzenlemeleri var bizde. Enerji Bakanlığı sayfasını açın, internet sayfasını bakın, sıralamış bu işin içerisinde. Rüzgarla ilgili ayrı mevzuat var. İçerisinde bu yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili kanun, 2005 yılında çıkan 5346 sayılı kanun var. Santral sahalarıyla ilgili var. Güneş enerjisiyle ilgili var. Elektrik mevzuatında son daha yeni yapılan yeni bir kanun var. Elektrik piyasasıyla ilgili. Yani mevzuatla ilgili sıkıntı yok. Biraz girişimcilikle ilgili sıkıntılar var. Mesela Kent Park Manisa'ya bir rahatlama getirdi. Mesela Kent Park açık bir alan ve önünde rüzgar şeyi, güneşi kesen yerler yok. Kent Park'ın bütün aydınlatması güneş panelleriyle sağlansa. Baksa bütün gece pırıl pırıl bir kent ve Kent Park'ın hiç şeyi yok. Aydınlatmada gideri yok mesela, böyle bir şey. Bunlar giderek artık seçeneklerden önemli bir şey geliyor. Acaba deyip onları koymak lazım. Elektrik hattınız yok, şeyiniz yok. Getiriyorsunuz, koyuyorsunuz öyle. Yapılabilir diye düşünüyorum. Belki vardır, belki ileride de olabilir diye söylüyorum. Evet. Var mı başka bir şey, ama yine bir tur daha yapalım. Orada turda da ilave ederiz. Siz suyla devam edin diye düşünüyorum. Çünkü su gerçekten daha... su hayatın başlangıcı. Kesinlikle. Su her şey. Evet. Kesinlikle. Buyurun. Şimdi Manisa Büyükşehir Belediyesi olmadan önce biliyorsunuz ilçeler ve bir sürü köyümüz mevcut. Bu köylerin hepsi şu an mahalle olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi kapsamına girdi. Evet. Bu yaklaşık 1000 adet, ya 1000'in üzerinde hatta mahallemiz var şu an köyde. Evet. Her köy bir mahalle oldu. Evet. Dönüşen. Şimdi bu köylerin geçmiş dönemdeki konumları itibariyle içme sularını ve kanalizasyon sistemlerini valinin ya da özel idarenin hani malzeme temini yoluyla kendi imkanlarıyla yaptığını biliyoruz. Evet. Tabii bunlar çok teknik boyutta imalatlar olmadığı gibi yeterli imalatlar da değil. Yani tam oradaki insanlara yetmiyor kesinlikle. Evet. Dolayısıyla bizim maske olarak ilk ele alacağımız konulardan biri de köylerimiz oldu. Evet.
Köylerimiz çerçevesinde ilk 97 mahalleyle bir pilot çalışma başlattık. Şu an her ilçede en az 6-7-8 bazen hani birbirlerine yakınlıklarını ayıramadığımız köyler olarak düşünürseniz bir proje çalışması başlattık. Ve bu proje çalışması kapsamında 97 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon sistemini projelendirdik. Ve inşaat ihaleleri başladı, verildi. Devam ediyor. Evet. Şimdi bir köy düşünün ki, ya da şimdiki adıyla mahalle düşünün ki büyükşehir kapsamında. İçme suyu temin ediliyor ve son abone noktasına kadar getiriliyor. Evet. Kanalizasyon o sistemden alınıyor evden ve atık su arıtma tesisine kadar getiriliyor. Evet. Bu dönemde çevre kirliliğine neden olacak ne kalıyor sizce? Evet. Hiçbir şey. Hani her şeye küçük çekirdekten başlamak gerekir ya. Evet. Küçük köylerle bu sorunlarımızı çözersek eğer biz büyük arıtmalara kadar gerçekten çok büyük rahatlıklar sağlamış olacağız. Evet. Şimdi tabii köylerin yerleşimi apik arazilerde olabiliyor. Atıkları yeniden kazanımı evde ayırmayla başlatacağız diyorsunuz. Siz de temizliği köyde mahalleden aynen. başlatırsak sorun edebilir diyorsunuz. Aynen. Evet. Dolayısıyla şimdi o sistemleri köylerimizle çözersek çok daha kolay sonuca geleceğiz. Bu atık su köylerde tabii bir köy için ya da 2-3 köy için bir atık su arıtma tesisini yani biyolojik sistemde bir atık su arıtma tesisi yapmak çok ekonomik olmaz. Evet. Bir de onlar büyük debilere hitap ettiği için. Evet. Bu tip köylerimiz için de biz mesela paket arıtma tesislerini düşünüyoruz. Evet. Hatta alıcı ortamı olmayan mesela bir paket arıtma tesisi yaptınız ama bunun atık suyunu verecek bir deşarj ortamınız yok. Evet. Bu dönemde de bu çözümde de sulamaya uygun kalitede su üreteceğimiz evet. Bir paket arıtma tesisi planlıyoruz. Evet. Yani planlamalarımız hepsi gerçekten hayata önce dönüyor. Önce uygulamalar nerelerden başlayacak şu burada? Bütün ilçeler. Evet. Tüm ilçeler. Yani bunun eğer isimlerini isterseniz yani ben 97 kapsamındaki her yerde başlıyoruz. Evet, Manisa evet. merkezde bizim dinleyicilerimiz nerelerde denir? Hangi mahallelerde, hangi köylerde daha çok bu tabii, çalışma. Hemen mesela onun Yunik Dağları bizi size. Dinliyor diyelim. Şimdi var mı Yunik Dağları'ndaki mahallelerimizde böyle bir şey? Evet. Şöyle diyelim. Evet. Şimdi Şehzadeler'de, mesela evet. Manisa'nın merkezinde iki tane evet. ilçemiz var biliyorsunuz. Evet. Şehzadeler'de Kıran Çiftliği, Tepecik, Yeni Harmandalı, Çamköy'ü ve Sarıalan. Evet, Yunus Emre'de de Çamlıca, Gülbahçe, Karayağcıcılar, Örseli ve Karahmetli evet, evet. olmak üzere bunlar planlanıyor. Evet. Bu arada tabii diğer 15 ilçede de hepsinde yani listesi şu evet, an burada var. Mevcut evet. hatta hepsinde aynı çalışma aynı anda başlıyor. Evet. Projesi aynı anda başladı. Evet. Hani projelerin tasdik süresine göre de inşaat ihaleleri planlayarak evet. onlar devam ediyor şu an. Evet. Ve şu an inşaatına başlanılan kısımlar bile neredeyse var. Evet. Dolayısıyla bu bir pilot çalışma tabii. 97 mahalle ama bizim daha 1000 küsur mahallemiz var. Evet. Yani bunların hepsi bir süreç. Bunların hepsi bir ekonomi. Maske gibi sadece gelirleri sudan olan bir kurumun da dolayısıyla sadece gelirleri çerçevesinde bu hareketleri yapabiliyor. Evet. Ve kredileri çerçevesinde. Bu imalatların yapılması için biz ilgili kurumlardan kredi talebinde bulunduk ve kredileri aldık. Tabii bu kredilerin de bir geriye dönüşümü söz konusu. Evet, bizim kredibilitemiz evet. ölçüsünde veriliyor bu krediler. Evet, evet. Dolayısıyla bizim su gelirlerimiz ölçüsünde de biz bu imalatları birebir uygulayacağız. Evet. Yani her şey sonuçta ekonomiye dayanıyor. Her şey evet, sonuçta mevzuata dayanıyor. Her hizmetin bir bedeli olacak. Kesinlikle evet, bir bedel. Ya evet. bedensiz hizmet olmaz zaten. Evet, evet. Hani her şey can acıtarak olur biliyorsunuz güzel evet. şeyler genellikle böyle. Canımız belki acıyacak. Belki çok sıkılacağız, ya bunalacağız. Genel bütçeden pay alacaksınız ya da hizmet götürdüğünüz yurttaştan alacaksınız. Başka aynen. bir yolu yok. Aynen. Evet, evet. Onun için de yani MASKİ'nin sorumluluk alanındaki işleri yaparken de bizi bu konuda da gerçekten bize bu konuda da anlayışlı davranmasını istiyoruz. Evet. Bu konuda da bu görüşümüzü de belirtmek istiyorum. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Size de sormuş olayım aslında. Siz de ilave edebilirsiniz.
Büyükşehir Belediyesi oluşturulduğunda özellikle merkezdeki ilçe, iki ilçe arasında yetki alanlarının belirlenmesinde bazı ufak tefek sorunlar yaşandı. Biz tabii hem büyükşehirle hem diğer belediyeliklerimizle de ilişkiler içindeyiz. Mesela bakılmayan bir parkta o büyükşehirin sorumluluğunda ya da diğer parkta bu bize sorumluluğunda diye bir şey vardı. O konuda sanıyorum olumlu bir noktaya gelmişizdir herhalde. Yine böyle sorumlu tartışılan alanlar, konular, mahalleler var mı? Şimdi Manisa Büyükşehir olarak tabii ilk 63-60'dan sonra bu takım sıkıntılar söz konusuydu. Fakat tabii büyüklerimiz bunu kendi aralarında çözdüler. Yani artık büyükşehirin ve ilçe belediyelerin hangi alanlar, hangi caddeler, hangi sokaklar kime ait olduğunu belirlendi. Hatta bununla alakalı 17 büyük ilçede biz Manisa 17 ilçede Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak cadde sokak temizliği de yapıyoruz. Evet. Yani 385 adet cadde sokak ve bulvarın temizliği hala Büyükşehir Belediyesi'nin muhtesinde kalıp yaptığı yerler. 30 tane araçlarla ve 81 personeliyle. Şimdi tabii bunu yurttaşlar bilmiyor. O mahallede, o şehirde, o ilçede oturanlar bilmiyor. Mesela o şehirde aksayan bir hizmet varsa bunu ya büyükşehire havale ediyor ya da şeye. Bence oralara bu cadde Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmektedir. Bu cadde Yunus Emre Belediye'miz tarafından temizlenmektedir. Bu parkın sorumluluğu Yunus Emre Belediye'mize aittir diye verip tatlı bir yarışma da olur biliyor musun? Parkların bakımında sorumlulukları biz biliyoruz. Bence yurttaş da bilmeli diye düşünüyorum, bilemiyorum. Bu kapsamda sizin vasıtanızla vatandaşa seslenelim. Eğer hangi parkın kime ait olduğunu ya da sorumluluğun kimde olduğunu merak ediyorlarsa biz Büyükşehir Belediyesi olarak onlara her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Söz bana gelmişken bir takım şeylere de değinmek istiyorum. Buyurun. Bu yenilenebilir enerji kavramı hakikaten ülke gündemine bir anda oturmuş önemli bir kavram. Biz de tabii Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak inanılmaz derecede bir elektrik sarfiyatımız gündemde. Evet. Hem maske olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak. Biz bir takım tarla arayışlarında bulunuyoruz. Yani verimli toprak olmayıp enerji bakımından doyurabilecek yerler arıyoruz. Kent Park'ın değil de biz şimdi buradan yerini açıklamayacağım ama yaptığımız bir projeyi açıklıyorum. Biz eğitimin önemli olduğu kanaatinde olan bir büyükşehir olduğumuz için çevre eğitim parkı tasarlıyoruz. Bu çevre eğitim parkının elektriğinin tamamı da oraya koyduğumuz güneş panelleriyle sağlanacak. Karşılanacak. Tabii. Aslında yani, bu da çocuklar için bir eğitim. Aynen öyle olacak. Yani okullarda öğrencilere verdiğimiz eğitimin parka taşıma sistemiyle getirerek görsel olarak da bu eğitimi tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra birinci oturumda bazı konulara değinmiştiniz. Hakikaten Manisa'yı çok iyi tanıyan bir kişisiniz. Bu tıbbi atıklar konusunda Ege bölgesinde Manisa Belediyesi olarak şimdi de Büyükşehir olarak ilk sterilizasyon tesisi kurulan illerden birisi. Yani İzmir'de dahi olmayıp Manisa'da olan bir tesisimiz söz konusu. Bilmiyorum tabii kirlilik biraz daha geçmişe dayandığına inanıyorum. Çünkü 2011'den beri bu yılların birikimi sorunu. Orada çöp yığınları 50 metreyi bulmuşsa bu sadece bu dönemde değil. Kesinlikle 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık bir sorun. Sorundan bahsediyoruz. Bu sorunu da biz 2 yılda, 3 yılda, 4 yılda çözmeyi hedefliyoruz. Yani şu an mevcutta kullandığımız tıbbi atık sterilizasyon tesisi de 36 ton bölgün kapasiteli bir tesis olup steril edilen tüm tıbbi atıklar evsel nitelik taşımakta. Yani yüksek basınç altında öğütülerek evsel nitelikli hale gelip bertaraf yani testimizde bertaraf edilmekte. Zararsız hale getirilerek. Bunun yanı sıra tabii vahşi depolama alanlarıyla alakalı çok büyük çalışmalarımız olduğuna bahsettik. Ben sizin bu nezdinizde ilçe belediyeleri temizlik işleri müdürlerine de çok teşekkür ediyorum. Yani Manisa'ya geldiğim zaman bir çevre kanunu, çevre mevzuatını hem bu şekilde de biraz da teşekkürlerimi iletmiş olacağım. Hiç kimse siyasi bir araç olarak kullanmadı ya da ben iyi niyetli olduğum için hep böyle gördüm.
Bundan sonra da kullanmayacağına inanıyorum. Çevre sorununa bir Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü benim kadar eğildiyse Gördes Temizlik İşleri Müdürü de o kadar eğildi. Ve bu şekilde Manisa'yı kısa sürede Avrupa standartlarında bir şehir haline getirmeyi planlıyoruz. Çok güzel. Burada yapılanları, bilgileri paylaşıyoruz. Gözlemlediğim kadarıyla gerilmeyen bir program oluyor. Bu tür açık oturumlarda insanlar genellikle böyle tartışmalar biraz böyle gidiyor. Demek ki insanlar bu tür programlara da hasret. Ne kadar güzel burada. Farklı kurumlardan gelen insanlar olarak hedefi Manisa'ya koyunca, insanın mutluluğuna koyduğun zaman yolda bir oluyor. Birlikte aynı şeyleri paylaşıyoruz. ETV bu Avrupa yolunda Manisa programlarını sürdürdüğünde, mesela Kasım ayı içinde organik tarımı gündeme getirdiğimizde, belki ileride yenilenebilir enerji kaynaklarını farklı boyutlarıyla ele aldığımızda, bu katı atıkların yeniden kazanımını, vahşi depolamayı yeniden tartıştığımızda, bu su konusunu hep gündemde tuttuğumuzda vatandaşlarımız da daha iyi bilgilenecektir. Oy verdiği insanların, oy verdiği kurumların neler yaptığını da öğrenmiş olacaktır. Öğrenme haklarını da edinmiş olacaklardır. Çok güzel. İşte bu son turda keşke bunu da söyleseydim, bu da bana sorulsaydı biçiminde düşünüyorum ve size bırakıyorum. Bu turdan sonra da son vereceğiz. Yine Ziya Bey'den başlayalım. Buyurun efendim. Soruyu kendiniz sorun, kendiniz ilave edin. Buyurun. Biz cümleyi konuşmamıza hava kirliliğiyle başlamıştık. Evet. Hava kirliliğinin denetim ve takibi esas itibariyle Çevre Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı'na ait, bizimle ilgili değil ama bizimle ilgili olan bir alanı var. Onu değinmeden geçmek istemiyorum. Buyurun. Dumansız hava sahası bizim takip ettiğimiz, Sağlık Bakanlığı'nın takip ettiği bir alan hava kirliliği açısından. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği Empower kriterleri diye tanımlanan 6 kriterin tamamını taşıyan ilk ve tek ülke Türkiye. Evet. Yani bir anlamda Avrupa Birliği'ni geçtiğimiz bir alan. Çok güzel bir şey. Dumansız hava sahası. Manisa'da da bu konuda ilimizde sürekli çalışan 23 tane ekip var. Bunların ellerinde tablet bilgisayarlar var. Evet. Vatandaşlarımızdan rutin denetimleri dışında vatandaşlarımızdan 184 hattıyla gelen herhangi bir ihbarı doğrudan Sağlık Bakanlığı hattına düşüyor. Evet. Sağlık Bakanlığı sistem üzerinden o bölgeye en yakın ekip hangisi ise sistem üzerinden görüyor. Onu görevlendiriyor. Bu ekipler de en geç 2 saat içerisinde oraya gidip raporlarını hazırlamak durumundalar. Evet. Ciddi bir denetim ve takip işlemi sürdürülüyor. Evet. Burada tabii vatandaşlarımızın da desteğini ve ilgisini bekliyoruz. Kesinlikle. Çünkü dumansız hava sahası bizim sağlığımız açısından çok önemli. Gerçekten. Burada özellikle de yani insanın kendi sağlığına zarar vermesi bir başka şey. Evet. Başkasının sağlığına, sigara içmeyen bir kişinin, evet, sigara içen bir kişi yüzünden sağlığını kaybetmesi çok, evet, daha farklı bir olay. Evet. Bu dumansız hava sahasında temel hedef sigara içmeyen kişileri bu, evet, risklerden korumak. Evet. Bu konuda da ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Bu konuda Türkiye olarak iyiyiz diyorsunuz. Avrupa'nın önündeyiz diyorsunuz. Evet. Manisa'da da bu işler çok iyi yürütülüyor diyorsunuz. Sigara içmeyen birisi olarak beni bu söyledikleriniz çok sevindirdi gerçekten. Ben evimde, arabamda ve büromda sigara içilmesine izin vermiyorum. İçmiyorum. Yani bunu da vatandaşların duyarlı yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten sigara paketin üstünde yazdığı gibi sağlığımıza zararlı. Yani kendisi içiyor, kendine zararlı olduğuna bitiyor ama yanında içerek bana da zarar, evet, vermiş oluyor. Önemli olan korunma. Evet, bu konuyu da değindiniz, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizlerden Avrupa Birliği yolunda en önemli şey mevzuat, sizin de, evet, bahsettiğiniz gibi. Mevzuat işin bir tarafı, bir tarafı da işin bilinç tarafı tabii. Evet. Yani toplumun tüm kesimlerinin bu işin bilinç boyutuna el atması, bu konuda, evet, gerekli tanıtımı ve bilgilendirme yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Zaman zaman biz her yıl düzenli olarak Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu açıklanıyor. Evet. Örneğin şu an Avrupa Birliği mevzuatında 34 tane fasıl var Türkiye'nin, evet, görüşme yaptığı. Çevre 27. faslı oluşturan bir fasıl. Evet. Ve
Avrupa Birliği ilerleme raporlarında buna değinin. Şu ana kadar şunu yaptınız, eksiklikleriniz bunlardır, bunları tamamlamanız gerektiği konusunda. Evet. Zaten bu yolda olan ülkeler olarak biz denetleniyoruz. Bu işe talip olmuş, bu birliğe girmek isteyen ülkeler tarafından ve bu konuda da çeşitli raporlarla bize yaptıklarımız ve yapmamız gerekenler bildiriliyor. Evet. Mevzuatın, tabii ve işin tabii size şunu yapın derken, işin bir mali boyutu da var hiç unutmamamız gereken yani. Şu tesisleri kurmanız gerekiyor, şu imkanları sağlamanız gerekiyor. Ve ben diyor ki bu konuda ülkeyle birlikte çalışmaya hazırım. Bir kısmını ben kendim fonlarımla karşılayacağım diyor. Evet. Bir kısmını siz kendi ülke fonlarınızla karşılayacaksınız. Ve böyle bir mali ortaklıkla da hedeflenen bu kriterlere varmak için, bu hedeflere varmak için şunları şunları yapın diyor size. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin bahsedilen bu ilerleme raporlarında geçen çevreyle ilgili, konu çevre olduğu için kriterlere dikkat etmesi gerektiğini, mevzuatla ilgili pek çok sorunu aştığımızı düşünüyoruz. Uygulamayla ilgili ve bu konudaki girişimle ilgili, eğitimle ilgili eksikliklerimizin de giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, Şehmaz Hanım, siz ne söyleyeceksiniz? Evet. Manisa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte ben yine de şunu diyorum, tüm halkımız için konuşuyorum bunu. Bu şemsiyenin altındalar. Evet. Gerçekten bunun kıymetini bilsinler ve haklarını arasınlar. Evet. Yani bizden her şeyi istesinler, kanalını, içme suyunu. Soran, sorgulayan yurttaşlar olsunlar. Aynen, evet, evet. Aynen. Tamam. Bizden hesap soran yurttaşlar olsunlar. Evet. Çünkü bizi ayakta bunlar tutuyor gerçekten. Evet, evet. Biz bunlar için uğraşıyoruz ve eksik bir yarımız kalmasın bizim bununla ilgili. Evet. Mesela ben şu konuda da özellikle bizim Manisa ilinde Manisa Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları gerçekten çok hassaslar bu konuda. Ve ben desteklerinden ötürü, maske olan desteklerinden ötürü gerçekten teşekkür ediyorum hepsine ayrıca. Bizi çok destekliyorlar ve bizim hep yanımızda oldular. Evet. Toplantılarımızda olsun, sorun çözümlerimizde olsun. Yani biz hep birlikte davranırsak, yani kesinlikle siyaseti bir tarafa bırakıp gerçekten halkımızla, onun sorunlarına yaklaşmak amacıyla bir arada el ele verirsek çok güzel şeyler yapabiliriz. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hep birbirimizin yanında olmalıyız. Evet. Ortak sorunlarımızı ortaklaşa çözmenin yolu da bu. Ortak çalışacağız. Yani ortak akıllı belirlememiz lazım, ortaya koymamız lazım. Bunları yaptığımızda aslında kentlilik bilinci de gelişmiş oluyor. Manisalılık dayanışması da ortaya çıkıyor. Ve ortak çalışmayla birkaç somut sorunu çözdüğümüzde artık başkalarını da aynı yöntemle çözebileceğimizi anlıyoruz. Aslında kültür bu. Birlikte iş görme alışkanlığını bu kente yaygınlaştırmalıyız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz. Aynı sözleri söyleyen, aynı şekilde düşünen insanlar bir arada olsak orada fikir fukaralığı olur. Ama farklı şeyler söylersek o farklılıklardan yeni düşüncelere ulaşabiliriz. Ben bu programın bu açıdan da güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, sizden de son sözlerinizi alalım. Benim de son söyleyeceğim şeyler arasında biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, vatandaşlardan, bireysel değil de toplumsal çıkarı göz önünde bulundurmak kaydıyla akıllarından geçen ya da tasarı aşamasında olan projelerinin, fikirlerinin bizle paylaşılmasını ve beraber bir noktaya getirilmesini istiyoruz. Manisa yaşadığımız bir şehir, yaşadığımız yeri cennet edemezsek gittiğimiz her yer cehennem olur bize. Evet. O yüzden yaşadığımız yeri cennet etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Program arasında da söyledik ama ETV bu programları, bu diziyi Avrupa yolunda Manisa dizisini sürdürmeli programlarını ve severek öğrendik ki şimdi onlar Kasım ayı içinde organik tarımla ilgili bir çalışmayı planlamak durumundalar. Orada da bunlar tartışılacak diye düşünüyoruz. Evet, Sayın Ziya Tay, size çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli katkılarınız için. Sayın Hamza Kahriman, size de çok teşekkür ediyoruz. Aklıma geldi, öğretmen sınıfta çocuklara adlarını soruyor. Birisi diyor, Mehmet diyor. Oğlum sen kekeme misin diyor. Yok hayır efendim, ben kekeme değilim diyor.
babam kekemeymiş diyor. Nüfus memuru da biraz diyor. Yaramazın tekiymiş diyor. Bu kahraman olayına nasıl olmuş? Benzer bir şey olmuş. Kahraman deyince kahraman yazmışlar. Evet. Şehnaz Başaran, size de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ertuğrul Yıldırım, size de çok teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda buluşmak dileğiyle bugün bu programı burada kapatıyoruz. Saygılar sunarız hep birlikte. Evet.